genel izleyici. Evet, iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Retro TV ekranlarından ve Ereğli Aktüel programından. Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Neden uzun bir ara? Malumunuz iki seçim atlattık. O dönemde çok sık beraberdik ama daha sonrasında Ereğli Aktüel programıyla bu akşam çok özel konuğumuzla birlikte Ereğli'mizde bulunan özellikle yine gazeteci ve radyocularla birlikte bu özel konuğumuza sorularımızı soracağız. Bizleri şu an ekranlarının başından evlerine misafir edenlere iyi akşamlar diliyoruz. Yine aynı anda Ereğli MetroTV.com'da dünyanın her yerinden sosyal medyadan takip eden herkese bir kez daha sevgili izleyiciler iyi akşamlar, iyi akşamlar diyoruz efendim. Bu akşam gerçekten de özel ve güzel bir program olacak. Gün boyu yaptığımız anonslarla da zaten bunu sizlere söylemiştik. Evet, isterseniz hemen ilk önce ben konuğumdan önce diğer konuklarımız var. Soruyu soracak olan çok değerli radyocu ve radyo sahibi olan gazeteciler var. En başta Radyo Kent adına efendim Muzaffer Bey, efendim hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Evet, hemen yanınızda da Er FM ve Er Haber yeni yayın yönetmeni Sayın Metin Bey. Efendim hoş geldiniz. Teşekkürler Ömerciğim, hoş bulduk. Ben de buradan herkese iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. İnşallah güzel bir yayın olur. İnşallah efendim, teşekkür ediyoruz. Evet, bu akşam çok özel bir konuğumuz var demiştik. Hemen kameramız şimdi gösteriyor. Ereğli Belediye Başkanımız Sayın Özkan Özgüven Bey. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Sağ olun. Evet, bu akşam çok değerli başkanımızla radyocu ve gazeteci Muzaffer Bey ve Metin Bey ile birlikte Sayın Başkanımızla dobra dobra güzel bir program, güzel bir sohbet ortamında birlikte olacağız. Biliyorum ki merak edilen sorulara da Sayın Başkan dobra dobra cevap verecekler. Yoğun bir tempo biliyoruz. Buraya da ayağınızın tozuyla geldiniz. Evet, yani evet. Gün içerisindeki sosyal medyadan sizi her zaman takip ediyoruz. İşte sabah muhtarlarımız sizin yanınızdaydı, bir teşekküre geldi. Bir bakıyoruz çocuklarımızla berabersiniz. Daha sonra vatandaşlarımızla kucaklaşıyorsunuz ve gecenin bir yarısına kadar bazen siz de söylüyorsunuz işte uykusuz kalıyoruz diye. Ama bu tabii ki güzel bir yorgunluk. Şüphesiz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Sonra Muzaffer Bey'le devam edeceğiz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Metro TV vasıtasıyla bizi izleyen tüm hemşehrilerimize gerek Ereğli içinden ve gerek Ereğli dışından hatta yurt dışından tüm izleyen hemşehrilerimize ve izleyenlere saygılarımı iletiyorum. Bu vesileyle hem sizin şahsınızda Metro Televizyonumuza teşekkür ederken bir taraftan da bugün siz bana haberdar edince benim için de bir sürpriz oldu. Tabii iki tane dostumuz var. Onun ötesinde yıllardan beri Ereğli'de radyoculuk noktasında evet. Mark olmuş bir Kent FM, bir El Radyo ve aynı zamanda El Haber Gazetesi'nin temsilcisi burada olması vesilesiyle de güzel bir program olacağını düşünüyorum. İnşallah efendim. Tabii inşallah bu programda amacımız hemşehrilerimize bilgilendirmek, kamuoyunun merak ettiği soruları alırsak bunlara dilimizin döndüğünce cevap vermek. Dolayısıyla güzel bir program olacak. Bizim de yorgunluğumuz hemşehrilerimizle birleştiğimizde, bir araya geldiğimizde onlardan da gelen sorularda bilmiyorum program konseptinde alacak mısınız?
İnşallah bu anlamda vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz diye düşünüyoruz. Peki efendim. Evet, tabii ki Sayın Başkan, sosyal medyadan da bizi takip edenler var. Ola ki olursa biz de o soruları ufak tefek belki tabii size ki, zaman yettiğince soracağız. Evet. Facebook'dan özellikle Ereğli Metro TV'den takip edebilirsiniz. Evet. Şahsından Emrah Çakıcı. Yine Sayın Başkanımızın face'inden, diğer Metin Bey, Muzaffer Bey face'inden de bizleri takip edebilirsiniz. İlk önce Muzaffer Bey'le başlamak istiyoruz Radyo Kent adına. Biliyorum. Ben de bu sektöre gireli neredeyse 20 yıl oldu Sayın Başkanım ve benim de çalıştığım kurumlardan bir tanesiydi. Evet, Muzaffer Bey ve Radyo Kent, Ereğli'mizin en eski radyolarından evet, bir tanesi ve basın camiasının da en başta gelenlerinden biriydi. Muzaffer Bey, sizle başlayalım. İlk soruyu alalım kameramıza bakarak. Buyurun. Evet, ben önce Sayın Başkan'a hoş geldin dileklerimi iletmiş olayım. Ama Sayın Başkan'a ben böyle çok kendiyle iç içe olabileceği çok özel bir soru yöneltmiş olayım. Evet. 30 Mart 2014 seçimlerinden sonraki süreç içerisinde geçen 22 aylık bir zaman var. Evet. Ereğli'de şu anda yaptığınız işlerden memnun musunuz? Tekrar 30 Mart 2014 seçimleri olmuş olsaydı kendinize oy verir miydiniz? Evet. Muzaffer Bey de marjinal bir soru. Muzaffer Bey gerçekten çok marjinal bir soru sordu. Tabii ki yani güzel bir soru. Bu sorunun detaylarında çok şeyler gizli. Yani tabii ki 22 ayı geride bıraktık. Acısıyla tatlısıyla geride kalan bir bu 22 ayı şöyle değerlendirdiğimizde yani şüphesiz duygusal da olsak, ferdi nefsimize de uysak ama biraz da bu sorunuza bir objektif, bir vicdan muhasebesi, bir olgunlukla cevap vermemiz gerekirse gerçekten yaptığımız işlere memnunumuz derken bizim memnuniyetimiz söz konusu. Tabii ki memnunuz. Ama asıl olan bu 22 aylık sürede, bu 22 aylık sürede çıktığımız merdivenler veya hizmet kervanına aldığımız mesafedeki memnuniyetin vatandaş tarafından yansıması bizi çok memnun ediyor. Ya değilse biz kendi yaptığımız hizmetlerle övünüp efendime söyleyeyim biz bunu yaptık, şunu yaptık, bunu yapacağız noktasından ziyade 22 ayda geride bıraktığınız bir süreç var, yapılanlar var, yapılmaya çalışanlar var ve en önemlisi de bu 22 aylık süre zarfındaki bizim bir gayretimizin, çabamızın bir bu noktada Ereğli'ye nasıl bir fazla bir hizmet yapabilirizin yansıması neticesindeki vatandaşın bu anlamdaki olumlu tepkisi bizi memnun ediyor. Dolayısıyla bu 22 ay 30 Mart'ta 24 ay olacak. 2019 yılında halkımızın verdiği yetki bize bitecek. Tekrar nasip olursa halkımızın karşısına çıkacağız. Hem hesap vereceğiz hem gerekirse o gün şartlarını gerektirir bilmiyorum. Tekrar yetki isteyeceğiz veya bu anlamda o muhasebeyi de biraz vatandaşımız yapacak. Ama şunu ifade etmeliyim ki gerçekten başta şahsım olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımızla, belediye meclisimizle, parti teşkilatımızla, işin Konya Büyükşehir Belediyesi'yle, hükümetimizle, dolayısıyla böyle bir iç içe ve güçlü bir birleşik anlamdaki Ereğli'ye olan hizmetlerin bileşkesini ortaya çıkarma noktasında yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Tabii ki Ereğli'nin sorunları bitmez. Ereğli'de hizmetler devam edecektir. Ereğli'nin sorunları 5 yılda bitmesi mümkün değil. Ama önemli olan az önce ifade ettiğim o basamakları doğru çıkmak, doğru hedefe varmak, Ereğli'nin 2023 yıllarda daha ileriki süreçte bir projeksiyonlu bir hedefini ortaya koymak noktasında böyle bir yetkilerimizi, halktan aldığımız bu güveni bu anlamda kullanmaya çalışıyoruz. Ya değilse süre gelip geçiyor işte az önce ifade ettiğiniz gibi 22 geride kalmış. Tabii ileriki konuşmalarda bunu daha da detaylandırırız. Yani dolayısıyla sizin böyle çok gizemli sorduğunuz soruya Muzaffer Bey vereceğimiz cevap biz inşallah memnuniyet sağladığımızı düşünüyoruz. Yani evet diyorsunuz. Tabii ki. Evet. Devam edelim. Metin Bey'le devam edelim. Daha sonra ben sorumu sormak istiyorum. Metin Bey de sevgili izleyiciler uzun yıllardır yine Er Radyo'yla ve Er Haber Gazetesi'yle de basın camiasında yer alan değerli isimlerden bir tanesi. Bazen ara ara Sayın Başkan kendisine de televizyon, pardon radyo programları da yapıyoruz. Buyurun efendim. Şimdi biz her zaman sesinizi ulaştırıyorduk. Bugün canlı yayına çıkınca tabii bir şey oldu yani bir değişik bir şey oldu. Hem de başkanımızın enerjisi bize de yansıyor. O kadar bugün
çok böyle samimi güler yüzlü, ondan sonra neşeli olması bizleri rahatlattı. Ama diğer mesela şeylerde, canlı yayınlarda, radyoda olsun tabii çok rahatız ama bu farklı bir şey. Ama bir de tabii Ereğli'nin en çok izlenen, en güçlü televizyonda olmak biraz daha bizi rahatlattı. Ben Atilla Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel bir ortamda Ereğli halkıyla bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyoruz tabii. Evet. Tabii Emrah'cığım sana da. Buyur. İnşallah güzel bir program olur. Ben onu temenni ediyorum. Şimdi başkanım, geçtiğimiz gün çok güzel belediyenin önünde bir program oldu. Halkın katıldığı, gerçekten halkın iç içi olduğu. Siz zaten, ben takip ediyorum. Özellikle sosyal medyada ona zaten kimse hayır diyemez. Çünkü diğer belediye başkanları gibi yani koltukta oturup da işte sen gir sen çık yapmıyorsunuz. Onu ben görüyorum sosyal medyada. Bir bakıyorum öğleden önce belediyeden bir resim paylaşılıyor. Bir bakıyorum öğleden sonra sağda, bir yerdesiniz, sağdasınız. Bir bakıyorum bir kahvedesiniz. Yani gerçekten Ereğli halkının beklediği, özlediği bir tablo bu. Yani evet. Sürekli halkla iç içesiniz. Şimdi en önemli altı çizilecek konulardan bir tanesi de şu, çok önemli bir müjde verdiniz bence. 23 milyon TL borç ödedik dediniz. Evet. Gelinen noktada. Biraz önce de Muzaffer kardeşimin dediği gibi tabii bu geçen süre zarfı içerisinde en önemli müjde bu. Ayrıyeten bir de ilk defa bütçe fazlalık verdi dediniz. Onunla ilgili biraz daha şöyle detaylı açıklama yaparsanız. Evet. Daha teşekkür ediyorum. Gerçekten belediye kamu kurumları içerisinde hizmet ve vatandaşa ulaşma noktasında diğer kurumlara göre, diğer devlet kurumlarına göre farklı bir müessese. Dolayısıyla hizmetlerin beklemeye, hizmetlerin ötelenmeye, hizmetlerin getirilmesi veya getirilmemesi noktasında mazeret mahal vermeye hiçbir anlamda imkan vermeyen ve bu anlamda halkın taleplerini, ihtiyaçlarını ve sorunlarını çözmeye yönelik bir müessese, bir kurum. Tabii bu hizmetleri yaparken de bu hizmetlerin yapılmasında bir mali durum söz konusu ve güçlü bir bütçe olmak zorunda. Ya değilse bugün birçok belediyenin yaptığı gibi başta Güneydoğu'da gelen parayı personele verirsiniz, ürettiğiniz parayı personele verirsiniz, hizmet üretemezsiniz. Tabii ben 22 aydan beri her çıktığım platformda belli çerçeve dahilinde, kimseyi ötekileştirmeden, siz biz demeden, enkaz edebiyatı yapmadan ama hemşerilerimle de bazı şeyleri paylaşarak bunları dile getiriyorum. O gün sizler de sağ olun tesadüf ettiniz, beraberce iştirak ettiniz ve halkımızın her kesiminden katılımla orada bir hizmet araçlarımızı faaliyete geçirdik. Orada da ifade ettim. Mutlaka bütün belediye başkanlara bir katkı sağlamıştır, bir anlamda Ereğli için çalışmıştır. Bunlara teşekkür ediyoruz ve o gün daha önce görev yapmış iki belediye başkanımızın ve daha önce görev yapmış ama vefat etmiş bir belediye başkanımızın oğlunun, daha doğrusu evet, o an üç tane eski kelimesini kullanmak istemiyorum. Daha önce belediye başkanlığı yapmış farklı partilerden insanların orada olması o kadar mutluluk verici ki. Yani bizim Ereğli'yi kucaklamamız lazım. A partisi, B partisi, tüm kesimleri evet, bir araya getirmemiz lazım. Bizim dün, bir önceki gün yaptığımız bu oradaki açılışta bunu gözlemledim. İnanın oradaki konuşmamda da fark etmişsinizdir, içim içime sığmadı. Şimdi tabii biz bu araçları aldık, bir taraftan arsa alıyoruz, bir taraftan diyoruz ki Ereğli Belediyesi tarihinde ilk defa bütçe fazlalığı verdi. Yani bütçe fazlalığı ne demektir? Ben vatandaşlarıma kısaca hatırlatma noktasını söylüyorum. Buyurun. Belediyenin bir geliri var, bir gideri var. Bu Türkiye bütçesi de böyledir. Bir şirketin de bütçesi böyledir. Evet. Şimdi bizim 2014 yılındaki gelirimiz artmış, giderimiz azalmış. 2015 yılındaki gelirimiz daha da artmış. Evet. Şimdi az önce buraya gelmezden önce müdürlerle yaptığım toplantılarda, birim müdürlerimizle, mali hizmetler müdürüne dedim ki bak biz daha ilk yıldan bütçe fazlalığı vermeye başlayan bir belediye haline geldik. Bütçe performansımızda bunun altına düşmek yok. Yani biz çıtayı yükselttik. Bunun altına düşemeyiz. Yatırımlarımızı, gelirlerimizi, giderlerimizi buna göre ayarlamak zorundayız diye arkadaşlara söyledim. Şimdi biz bu mukayeseyi yaparken vatandaşlarımıza nasıl bir mesaj vermek istiyoruz? Diyoruz ki, çok affedersiniz, tabii, değerli Ereğli halkı, siz bize yetki verdiniz. 5 yıl. Biz sizin bu yetkinizi 30 Mart sonrasında aldık. 9 Nisan'da göreve başladık. Canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bu yetki sürecindeki 5 yıllık sürecinde 22 ay geride kaldı.
Bu 22 ayın geride kalması neticesinde bakın yaptığımız icraatlar bu. Gittiğimiz yol bu. Elde ettiğimiz değerler bu. Bu noktadaki mevcut durumu sizle paylaşıyoruz. Ve bu anlamda sizden daha fazla destek bekliyoruz. Bu anlamda sizden daha fazla öneri bekliyoruz. Bu anlamda sizden daha fazla eleştiri bekliyoruz. Çünkü yetki sizin. Bu görevi siz bize tevdi ettiniz. Biz bu görevi, bu yetkiyi en iyi şekilde kullanmak zorundayız. Ve bizim geldiğimiz 22 aylık süre zarfındaki performansımız bu diyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki Ereğli Belediyesi'nin 2010 yılındaki bütçesinde gelir 29 trilyon. Biraz vatandaşımızın anlamasıyla ben de aynı anlama. Evet. 29 trilyon Ereğli Belediyesi'nin geliri varmış. Gider bunun biraz fazlası. 34 trilyon falan. Evet. 2011 yılında bütçemiz, Ereğli Belediyesi'nin bütçesinden bahsediyorum. 51 trilyon, pardon 34 trilyon, gider 37 trilyon. Oldu 3 trilyon açık. 2012'de gelir 40 trilyon, gider 45 trilyon. Oldu 5 trilyon açık. 2013'te gelir 50 trilyon, gider 54 trilyon. 4 trilyon yine açık var. Bakın 30 Mart seçimlerinden sonra 2014 yılında 2014 yılının 9 Nisan'dan geldiğimiz o 9 aylık yani ilk 3 ayı saymazsanız bizim yönetimde olduğumuz 2014 yılının yaptığımız öngörülerle, yaptığımız bütçe performanslarıyla, yaptığımız tasarruflarla, yaptığımız mali disiplinle 2014 yılında gelirimiz 55 trilyon, evet. Giderimiz 51 trilyon. Şimdi başkanım aslında soruyu bir de şöyle sormak lazım. Evet. Çok özür dilerim ben sözünüzü kestim ama. Şimdi Ereğli Belediye Başkanlığı'na seçilen Özkan Özgüven ilk koltuğa oturduğunda şunlar söyleniyordu. Biraz eskiyi hatırlamakta fayda var. Evet. Aydınlatmakta fayda var. Çünkü çok uzun bir zaman geçmedi ama biz millet olarak çabuk geçmişi unutan bir milletiz. Neydi abi? Hatırlatayım ben. Herkes şunu söylüyordu. Diyordu ki ya işte Özkan Başkan Büyükşehir yasasıyla birlikte işte burada memur gibi işte bir başkanlık yapacak. Artı Ereğli Belediyesi'nde araçlara konacak mazot yok. Velhasıl bu 4 yıl ya da 5 yıl böyle geçecek diyordum. Evet. Ama gelinen süreçte son 15 günde ya da 1 ay içerisinde siz öyle bir müjde verdiniz ki bir anda herkes şok oldu. Bu neydi? GSM Hastanesi'nin alımı. Bir anda Ereğli'de bu bomba gibi patladı. Evet. Kimileri şok oldu, kimileri çok sevindi. Ardından siz geçtiğimiz gün bütçe fazlalığından bahsedince bu sefer herkes şok oldu. 23 milyon TL ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam yani evet. Ki ilk defa Ereğli Belediyesi bütçe fazlalığı veriyor. Ve arsa alıyor bunun şimdi, üstüne. Şimdi geriye döndüğümüzde öyle, şimdi böyle. İkisini kıyasladığımızda siz bunu nasıl başardınız? Şimdi şöyle bizim bu çalışmaları yaparken biz 2014 yılının sonunda bütçe fazlalığı verelim. 2015 yılının sonunda işte 8 trilyon bütçe fazlalığı verelim diye bir öngörüyle çalışmadım. Biz işi planlı, programlı ve disiplinli yaptığımızdan bu sonuç çıktı. Yani biz burada Ereğli'nin değerlerini ortaya çıkardık, arsa ürettik. Bazı bu anlamda efendime söyleyeyim özellikle bazı harcamaları kıstık. Yani bugün önceki dönemlerde kalem kalem harcamalar ortaya çıkarırsanız malzeme alımında, diğer giderlerde İşte yapılan ihalelerdeki uygulamaların birçoğuna son verdik. Bu tasarruflar böyle ortaya çıktı. Şimdi bazen şöyle düşünülebilir. Yani burada ne oldu da yani önceki belediyeler veya önceki belediye yönetimleri bu kadar mı acizdi de bu konuda 2 yılda böyle bir fark ortaya nasıl çıktı evet. diye bir bunun cevabı olduğu zaman yani burada bu iş hesap kitap işidir. Bunlar benim noktasına, virgülüne, kuruşuna kadar benim Maliye Hizmetler Müdürümüzün veya ilgili Sayıştay'ın yaptığı raporların neticesinde önümüze gelen rakamdır. Şimdi bunları nasıl başardık derken bunu başarmanın yolu şuydu. Biz gerçekten bu anlamda Ereğli'de bazı değerler ürettik. Yani burada belediyeyi yerine göre bir sosyal belediye olarak vatandaşın her türlü hizmetine koştuk. Bir taraftan da belediyeyi bir ticari işletme olarak görüp gelir gider bütçesine denk getirdik. Bakın bugün hastanenin karşısında Ereğli Belediyesi 4.2 trilyonluk arsa sattı. Bu neydi bu arsa? Ben orayı gezerken çağırdım imar müdürümüzü. Dedim ki müdürüm burası ne?
Dedi ki burası kadastral boşluk. Kadastral boşluk ne demek dedim? Sahipsiz bir yer dedi. Ne demek sahipsiz yer? Dedi ki başkanım bu ne hazinenin, ne belediyenin, ne şahsın. Burası bir boşluk. E bu boşluğu nasıl değerlendiririz falan? İşte sağ olsun başkan yardımcımız da imar müdürümüz Adem Bey. İşte park mı yapalım, onu mu yapalım? Dedik burada iyi eczane olur ya. Konya'da falan eczane, iş yeri. Çünkü oraya bir hastane yapılıyor, ileride bir cezaevi. Oranın imar tadilatlarını yaptık. Evet. Mevzuatını düzenledik. Yasal hale getirdik. E şimdi orayı parselledik, sattık. Efendime söyleyeyim, akaryakıtta tasarruf yaptık. Efendime söyleyeyim, İşçi. Özellikle bu alt filler malzemesi denen kumda büyük tasarruf yaptık. Asfaltta büyük tasarruf yaptık. Yani bunları yaptık. Bunları yaparken yani bir de şu var. Boş arsayı değerlendirip sattınız. Tabii ki. Tabii ki. Yani, değil mi? Ya biz arsa da alıyoruz, arsa da satıyoruz. Evet. Bakın ben ne diyorum? O kuruma geldi belediye. İtfaiyenin yerini sattık. 4.7 trilyonu. Onu hemşerimiz aldı. E şimdi bugün itfaiyenin yerini aldık. Başka bir yere taşıyoruz. Yani buradaki o atıl yeri değerlendirdiysek, bunu bir katma değere dönüştürüp, paraya dönüştürüp bunu hizmet olarak yapıyorsak, şimdi bunlar hep rakamlarla konuşuluyor, ahfaki konuşulmuyor. Biz diyoruz ki son yılların 2014'ten önceki asfalt, sıcak ve soğuk asfalt, bunun ikisini birleştiriyorum ben. Ortalamasına baktığınızda 65-70 kilometre. Bizim 2015 yılında yaptığımız asfalt 172 kilometre. İçeri yaptığımız soğuk asfalt, Yeniköy'ün Badak yolundaki yaptığımız asfalt, Alhanköy'ündeki yaptığımız asfalt mahallemizde, bunları topladığınız zaman bu da bu. Bu neyle yapılıyor? Bu parayla yapılıyor. Tabii. İşte kaynak buradan oluşturuluyor. Şimdi bunu bazen ifade ediyoruz. Nazar değecek diye de korkuyorum. Ereğli Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla, yani hiçbir İller Bankası'ndan kredi almadan, bir kurumdan hibe almadan, bir yani yere... Siz göreve geldiğinizden beri İmar Bankası hiç kredi almadınız mı? İller Bankası'ndan kredi aldık. Onu diyor. Benim şimdi bahsettiğim şey... arsa alımları. Arsa alımları. Biz Ereğli Belediyesi olarak 4.9 trilyonluk arsa almışız. Bugün Ereğli Belediyesi'nin avukatı, Ereğli Belediyesi'nin başkan yardımcısı bugün gidip icrada 2.5 trilyonluk bir arsanın ihalesine girebiliyorsa, o ihaleye giren 4 kişi bunu şaşırıp bunlar nereden geldi, böyle bir güçlü belediye var diyebiliyorsa, bu bizim artıhanemiz. Çünkü GSM çok büyük bu ses getirdi. Bu bizim arkadaşlarımızın, bu bizim çalışma evet. performansımızın ortaya koyduğu şeylerdir. GSM deyince, GSM oradaki hastanenin ticari adı. Evet. Burada hemşehrilerimize bunu bir kez daha ifade edeyim. Biz orada arsayı satın aldık. Zaten ortada hastane diye bir şey kalmamış. Şimdi biz bunları niye alıyoruz, niye yapıyoruz? Bu taraftaki doğa hastanesiyle ilgili de görüşmelerimiz oldu. Orada tapu devrinde sıkıntı çıktı hukuki olarak kendilerinden dolayı. Demek istediğimiz şu, Ereğli'nin en büyük sorunu sağlık. Acaba bunları bir müteşebbis getirir de sağlığa nasıl dönüştürürüz, nasıl bir altyapı hazırlarız diye biz elimizi bunun için taşın altına koyuyoruz. Şimdi başkanım, siz GSM hastanesini alınca, arsasını alınca, evet. sizin daha önce seçimden önce vermiş olduğunuz hastane ile ilgili bir söz vardı. Ereğli'ye bir hastane kazandıracağız diye bir söz vermiştiniz. Zannedersem onunla ilgili evet. bir bağlantı kuruldu. Artı bir de söz GSM hastanesinden açılmışken ben onu da sormak istiyorum. Çünkü vatandaşlar merak ediyor. Yani sağda solda dedikodu yapmaktansa başkana direkt sorup cevap almakta fayda var diye düşünüyorum evet. ben. Evet. Siz GSM hastanesini birilerine peşkeş çekmek için mi aldınız? Niye alalım? Kime peşkeş çekmişiz? Şimdi kuyruk acısı olan bağır. Şimdi ben onu arkadaşlarım getirdi. Bilmiyorum ne derece doğrusu. O arsanın sahibi olduğunu iddia edenlerin evet. ihalede bu hastane yerinin bize dönüşmesinden veya gelmesinden dolayı işte böyle sizin ifade ettiğiniz peşkeş çekiliyor vesaire. Biz Ereğli'ye yatırım yapacaktık denir. Biz orayı Ereğli'ye kazandırdık. Orası Ereğli halkının, orası Ereğli Belediyesi'nin, eğer birisinin varsa hastane yapma niyeti, orada dahil olmak üzere arsa emrinde. Hazır diyorsun. Canım. Yani hemen onun 500 metre ilerisinde belediyemizin arsası. Yani bunu da dobra dobra söylüyoruz. Yani şöyle, o kişiler diyorsa ki biz buraya hastane yapacaktık. Evet. Başkan burada ihaleye girdi. Hastane işimiz yattı. Ereğli hastaneden mahrum kaldı. Böyle bir hizmeti getirecektik diyorlarsa, buradan duyuyorlarsa, duymuyorlarsa, duyuracaklar varsa, duyuyorlarsa belki yarın gelecekler, pazartesi günü onlara 5000 metrekare arsa hazır.
Geri asla veriyoruz. Yapacaklara vereceğim. Şimdi diyorsun. Benim üçüncü şahıslarla işim yok. Ben bir şehri temsil ediyorum. Bir şehrin belediye başkanıyım. Benim üçüncü şahıslarla muhatap olmam veya onlarla laf yetiştirmem söz konusu olmaz. Biz işimizi yapıyoruz. Böyle kendi aralarındaki mafyavari alacakları, verecekleri beni ilgilendirmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin icra dairesi yasal mevzuatlar çerçevesinde bir malı satışa çıkarmıştır. Ereğli Belediyesi de tüzel kişilik olarak bunun ihalesine girmiştir. Tüzel kişilik ve Ereğli Belediyesi olarak ihaleye girmesindeki en büyük amacı da öncelikle sağlık alanında bir Ereğli'ye katkı sağlamaktır. İkinci amacı da Ereğli Belediyesi'ni güçlendirmektir. Yani bir şekillerde bu anlamda yani. Öbür türlü hepsi lafı güzaftır, hepsi kuyruk acısıdır. Burada hastane noktasında o yatırımcı kişiler veya sözde bunları ifade edenler az önce söylediğim gibi bizi duyuyorsa, birisi duyuruyorsa burada bizi izleyen tüm Ereğli vatandaşlarım ve sizlerin huzurunda bir kez daha ifade ediyorum. Pazartesi günü onlara 5000 metrekare arazi veriyorum. Bunu da buradan söylüyorum. Ama bedeli karşılığında. Yeter ki. Bedeli karşılığında veriyorum. Hatta bir adım daha ileri gidiyorum. Diyorum ki bu arsanın kıymet takdirini yarı fiyatına veriyorum. Bu arsadan başka arsa alındı mı başkanım? Bu arsadan başka 3 tane daha arsa aldık. Yani onlara ne diyecekler? Birisi Uğur Mumcu Caddesi'nde. Diğeri de yine bu Doğa Hastanesi'nin karşısında. O villa şeklinde tek katlı evler var. Onun bu tarafındaki boşlukta 2000 küsür metrekare arsayı da aldık. Yani ya o 3 tane arsayı topladığınız zaman hiçbir kredi almadan, hiçbir hibe almadan, hiçbir borçlanmaya girmeden bunların parasal değerinin toplamı 4.9 trilyondur. Bu Ereğli Belediyesi'nin tabiri caizse peşin parayla aldığı arsalardır. Borcu ödendi şu anda. Tabii verdik adama, tapuyu aldık. Evet, yani devam edin. Evet, devam edelim. Baktığımız zaman gerçekten de sevgili izleyiciler, yani Ereğli Belediyesi'nin nereden nereye geldiğini Sayın Özkan Özgüven çok açık bir şekilde söylüyor. Biz billboardlarda da gördük Sayın Başkan. 21 ayda, 22 ayda Metin abi 23 milyon TL'lik bir borç ödeniyor. Araç filosu genişliyor ve arsalar satın alınıyor. Bunlar çok önemli. Şimdi Sayın Başkan, siz göreve geldiğinizde de hep diğer muhaliflerin söylediği bir şey vardı. Bu büyükşehir yasası Ereğli'yi bitirecek. Ama siz son söylemlerinizde, son konuşmalarınızda hep şunu vurguluyorsunuz. İyi ki bu büyükşehir yasası çıkmış. Evet. Çünkü gerçekten baktığımız zaman Metin Bey, Muzaffer Bey, Konya ile Ereğli bence daha da bir bütün oldu. Hizmet aha daha da çok genişledi. Bu iddianızı yineliyor musunuz yine? İyi ki büyükşehir yasası çıkmış mı diyorsunuz? Bununla ilgili sorunuz varsa ekleyelim. Yani onunla ilgili bir soru ekleyelim. Başkanım yani. Her konuşmasında yani özellikle onu belirtiyor. Yani iyi ki biz Büyükşehir Belediyesi'ne geçmişiz diyor. Herkes onu merak ediyor. Niye iyi ki? Muzaffer Bey, sizin var mı büyükşehirle ilgili sorunuz? Şöyle Ereğli kavramında bizim suyumuz denir. Yani sonuçta İvriz'in suyu. Koski'ye işte para yatırıldı. İşte Koski'nin Konya'nın Konya Sular İdaresi diye kısa adıyla belirtelim. Koski'den Ereğli'nin hiçbir faydasının olmadığı söyleniyor ama bunun %40'ı Konya'ya gidiyor. Bizim bildiğimiz kadarıyla %60'ı Ereğli'de yatırıma yönlenmiş oluyor. Yani şu anda işte başkan Koski'nin sırtından tüfek atıyor gibi bazı laflar da var. Onu da biz iletmiş olalım. Ne yani, güzel, sonuçta Koski bu yaptığı yatırımları yani bizden işte Ereğli halkından almış olduğu paralarla yapıyor bir şekillerde. Yani %60 Ereğli'ye kalıyor bu para. Evet, evet. Yani Konya, Koski bizim tüm paramıza %100'üne yani, sahip değil yani. Toparlarsak büyükşehir yasası bakın, diyelim. Ben cümlemin başında yine söylüyorum bu kanun iyi ki çıkmış. Evet. Bu kanunu bu anlamda çıkaran ve yürürlüğe koyanlara başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere şükranlarımı, dualarımı iletiyorum. Buyurun. Biz bu memleketin insanlarıyız. Bu makam, bu mevki, bu unvan gelip geçici. Yarın bitecek. Yalnız bunu diyenler bu asbestli borular değiştiğinde ne diyor? 100 yıllık altyapıyla ilgili hizmetler yapılırken ne diyor? Onu çok merak ediyorum. Şunu kabul ediyorum. 2014 30 Mart'ından sonra bu yasanın uygulanmasıyla ilgili yerine oturmasıyla ilgili gerçekten sıkıntılar oldu. Biz de bunu yaşadık. Mutlaka.
Tamam mı? Bu 2014'ün 5-6 ayında yani 2015'e kadar işte buraya şantiye kuruldu, KOSGİ idaresi gelindi, bizim bilgilerimiz oraya gitti, kayıtlar buraya geldi vesaire. Ama 2015 yılından sonra şu geçtiğimiz bir yılda Ereğli'ye bakın, altını çiziyorum. Altyapı, üst yapı, kent konağı, komek hepsini üst üste koyduğunuz zaman 70 trilyon hizmet geldi. Şu an burada bunu büyük şehir yaptı. Şimdi sizin bahsettiğiniz %60, %40 meselesini şöyle anlatalım. Orada bir yanlış anlaşılmamasın. Bizim Ereğli'nin içme suyunun parasının hepsi KOSGİ'ye gidiyor. %100 oraya gidiyor. Yani siz vatandaş olarak, ben vatandaş olarak suyu tüketiyorum. Aylık faturam geliyor, gidiyorum, ödüyorum. Bu para KOSGİ'ye gidiyor. Bizim İller Bankası'ndan gelen paramızın %40'ı büyükşehire kesilir. Bu paranın %40'ı büyükşehire kesiliyor. %60'ı Ereğli Belediyesi'ne kalıyor. Şimdi ister o %40'ı toplayın. İster KOSGİ'ye giden İvriz'in suyun parasını toplayın. Evet. Hesabı yapın. Bu da bir yıldaki 70 trilyonluk yatırım ortaya koyun. Aradaki farkı göreceksiniz. Ereğli Belediyesi'nin aylık olarak ortalama sudan elde ettiği gelir 800 milyar. Biz bunu 1 trilyon olarak ifade edelim. Yılda 12 trilyon gider. Yani giden para eğer o vatandaşların veya kimselerin ifade ettiği şekliyle su parası gidiyor, Ereğli'nin geliri kalmadı diyenler, her şey hesap kitabı ortada. Fazla fazla söylüyoruz. Evet. 12 trilyon Konya'ya, KOSGİ'ye gidiyor su parası olarak. KOSGİ'nin ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Ereğli'ye yaptığı yatırım 70 trilyon. Bakın, asbestli borular, kanalizasyonlar, yaptığımız su depoları. Ben göreve geldim, Nisan ayında başladım. Haziran ayında, Temmuz ayında en büyük sıkıntım, hanımefendiler, ablalar, teyzeler, anneler hepsi kapıda, su akmıyor. Yani bir insana suyu temin edemezseniz, bu anlamda depoların işte pompaj yapmaması, evet, vesaire. Şimdi bu sorunların hepsi gitti. KOSGİ Ereğli'de 11 tane su deposu yaptı. Bugün 500 evlerde, bugün Hacı Memiş'te, bugün işte Özcanlar Çiftliği'nin orada, bugün işte birçok aşağıdaki ova köylerinde, bugün Belkaya'da, bugün Kuteren'de su sorunu çözüldü. Belkaya dediğiniz kaç yıllık belediye biliyor musunuz? 60 yıllık belediye. Kuteren 10 akizli. 6000 nüfuslu Belkaya'nın su sorunu var. Yani oradaki yaşayanlar insan. Sağlıklı su yok, sağlıklı su. Sonuçta nereye hizmet geliyor? Yani sonuçta burada açık ve net konuşacağız. Burada muhalefet olmazsa olmazımız. Eleştiri olmazsa olmazımız. Ama bunu doğru yapacağız. Yani birilerinin, affedersiniz, kuyruğuna basınca, birilerinin işine gelmeyince böyle peşkeş çekiliyor diye, affedersiniz, yardım ve yataklık etmeyeceğim. Yani burada ben diyorum ki, varsa o adamlar veya şahıslar kimlerse, eğer bu anlamdaki yatırımları belediye tarafından işte kesilmişse, reddedilmişse, işte tüm milletimizin huzurunda ifade ediyorum, pazartesi günü gelsinler tapuya, kıymet takdir bedelinin yarı fiyatıyla bu arsayı onlara verilmesin. Bu da çok doğru bir açıklama. Peki şey başkanım, o GSM hastasının olduğu yeri, aldığınız yeri ne düşünüyorsunuz? Yani? Ne aklınızda ne geçiyor? Şimdi yani bizim önceliğimiz oralara hastane yapılmaz. Oralara hastane için uğraşıyoruz. Ama şu bir gerçek. Sayın hemşerilerim, sayın basın mensuplarımız, Ereğli'nin gerçekten sağlık konusunda bir şanssızlığı var. Maalesef. Yani burada öngörülemeyen şeyler Ereğli'nin başına gelmiş. Eğer bugün şu an itibariyle devlet hastanesinin müteahhitiyle ilgili sorun olmasaydı, müteahhiti değişmeseydi, yeni bir ihale yapılma zarureti doğmasaydı, bugün Ereğli Devlet Hastanesi hem de sınıf atlayarak burada doktor sayısını arttırarak şimdi hizmete girecekti. Eğer bugün Ereğli'deki iki özel hastane kendi şirketlerinin kişisel ticari sıkıntılarından dolayı kapanmasaydı, iki tane Ereğli'nin özel hastanesi olacaktı. Yani şunu hiç kimse söyleyemez. Ben özel hastane açtım, A hastanesi, B hastanesi. İşte birisi GSM hastanesi, birisi Universal Alman hastanesi. Evet. İki hastanenin de şöyle bir sıkıntısı yok.
Biz buraya cihaz aldık, doktor getirdik, hemşire koyduk, ambulans koyduk, hasta yok, para kazanamıyoruz değil. Bunlar Türkiye'deki birçok yerlerden daha çok para kazanıyor. Birisi gidiyor hastane zincirlerinde ticari olarak tabiri caizse batıyor, Ereğli de onun içine gidiyor. Öbür arkadaşlar... Ama Ereğli kar etti. Yani dolayısıyla böyle bir şey oluyor. Yani Ereğli'nin sağlık konusunda bir sıkıntısı ve bir şanssızlığı var. Bu konuyu yenmeye çalışıyoruz. Yani bu anlamda sağlıktan öte bir şey. Ya oraya çalışmalar devam ediyor. Ona uğraşıyoruz. Yani biz de uğraşıyoruz, biz de uğraşıyoruz. Sayın Başkanım bir sorum daha var. Şimdi Ereğli'de hakikaten birlik konusunda biraz sıkıntımız var. Sizin geçtiğimiz günlerde Konya'ya bir ziyaretiniz vardı. Hemşerimiz gerçekten gurur duyduğumuz tıp fakültesi dekanı Serdar Hocam göreve getirildi. Siz de ona hayırlı olsun ziyaretine gittiniz. Ama bizler burada fotoğraf karesine baktığımızda gerçekten çok mutlu olduk. Niye mutlu olduk? O da başkanlarını gördük. Birlikte hareket etmişsiniz. Birlikte beraber işler yapılmaya başlanmış. Evet. Bu gerçekten Ereğli için bir büyük bir kazanç. O da başkanlarıyla, sivil toplum örgütleriyle çalışmalar devam edecek mi? Bir de o işin özünde Sayın Teker başka bir şey de var. Yani biliyorum ki Sayın Başkan'ın üniversite yolunda adımladığı bir yol bence bu. Ne diyorsunuz efendim? Yani şöyle, tabii oradaki bütün ilk önceki attığımız adım, gerçekten ben bunu ifade ediyorum. Serdar Göktaş hem Ereğli için, hem Konya için, hem de tıp için bir markadır. Bu marka hem hekimlik açısından, hem insani, hümanistlik böyle insancıl durumları açısından ben Serdar Bey'e bu anlamda çok müteşekkir bir insanım. Seviyorum. Ereğli'de benim gibi böyle çok seven insanlar var. Şimdi bir sevilen hemşerimizin bugün önemli bir üniversitenin ve önemli bir fakültenin kesinlikle tıp fakültesinin dekanlığına atanması bizi mutlu eder. Hemen gittik, tebrik ettik. O da çok mutlu oldu ve akabinde rektörü ziyaret ettik. Rektörümüzü tebrik ettik ve rektöre söylediğimiz şu: siz dedik yani Serdar Hoca'yı dekan olarak atamakla bu anlamdaki ekibinizin en renk taşını, en güçlendirici hamlesini yapmışsınız. Bakın bir dekan rektör için, bir belediye başkanı için, bir bakan için, bir başbakan için veya bir uzun vadede çalışan bir şirket için vesaire için en önemli şey ekiptir. Dolayısıyla Serdar Hocamızı ziyaret ettik. Akabinde yine Ereğli'nin evlatları, değerleri olan Salim Güngör, Meram Tıp Fakültesi'nde. Evet. Bugün bir Erdal Kalkan, beyin cerrahı profesör. O hemşerilerimizi ziyaret ettik. Daha başka hemşerilerimizi ziyaret ettik. Bir de Sayın Başkan, burada eğitim fakültemizi ve doğa bilimlerine gittiniz. Onun sebebi neydi mesela? Ondan önce, bir gün mesela... Aslında şöyle de sormak lazım. Üniversite konusunda ne aşamadayız? O da içeride olabilir. Üniversite yani. Konusu... şimdi bir mevcut durumumuz var. Eğitim fakültemiz var. Gidiyor. Bir taraftan da doğa ve mühendislik bilimleri fakültesi kuruldu. Tam 5 yılı geçti. Daha öğrencimiz. Öğrenci yok. Şimdi bunu kamuoyuna açıklamak zorundayız. Bu fakülteler kolay kurulmuyor. Bu fakülteler Bakanlar Kurulu kararından çıkıyor. Siz Ereğli ilçesi olarak bir fakülte kurmaya kalktığınızda öbür ilçe ayağa fırlıyor. Ereğli'den benim ne eksiğim var diyor. Yani bu anlamda bunlar zor bir süreçten geçiyor. Şimdi o konuyla da ilgili yine bir birlik ve beraberlik içerisinde ilçe başkanımız da dahil olmak üzere o da birlik başkanlarımızla dekanlarımızı ziyaret ettik. Yani bu konudaki eleştirilerimizi, önerilerimizi yani ilettik. Akabinde bunu Konya ile paylaştık vesaire. Üniversite konusunda işte mevcut durumumuz eğitim fakültesi var. Onun daha da arttırılması, daha da geliştirilmesini istiyoruz. Yeni bölümlerin yapılmasını istiyoruz. En önemlisi de Ereğli'mize işte 5 yıldan beri faaliyette olan ama öğrencisi olmayan Doğa ve Mühendislik Bilimleri Fakültesi'nde bir an önce artık bir işlerle kazanmasını istiyoruz. Üniversite konusundaki önceliklerimiz bunlar. Yüksek öğrenimle ilgili. Üniversite konusunda bu
İkincisi de nihai olarak Ereğli'de bir üniversite okulu. Bir de Sayın Başkanım, geçen gün beraberdik. Biz polis okulundaydık Metin abi. Sen yoktun sanırım. Şimdi yeniden insan gururlandı. 400 öğrenciyle polis okulumuzda eğitime başladı. Orada kapanacak dendi falan. Evet, bunlar hep söylendi. Kapanacak dendi. Bu laflar, dedikodular çıktı. Ama Sayın Başkan da öğrencilerle oradaydı. Buluştu. Bir araya geldi. Neler diyeceksiniz? Ya şimdi tabii bu polis teşkilatımızın özellikle teşkilatına eleman, polis yetiştirme noktasında yeni şeyleri var, projeleri var, yeni politikaları var. Biliyorsunuz buralar eskiden polis eğitim merkezi. Evet. Şimdi polis eğitim merkezi. Evet, polis meslek yüksekokulu. Evet efendim. Şimdi bunlar tabii bu politikalar oluştururken bunlar tekrar bir gözden geçiriliyor. Yani ne olur diye. Tabii bazı yerler atıl yerler de yapılmış. Birçok yer kapatılıyor. Tabii sizler de bilirsiniz, Ereğli hemşehrilerimiz de bilir. Bu Ereğli'deki polis okulunun olduğu yer zamanında huzurevi diye yapılmış. Ama işlerle kazanamamış, faaliyete geçirmemiş bir yere o zaman Ereğli'mizin siyasileri, bürokratları, ileri gelenleri ve hükümetimizin de öngörüsüyle buraya bir polis okulu açıldı. Şimdi bunun bu anlamdaki yeniden çek edilmesi, yeniden polis okullarının veya polis eğitim merkezlerinin düzenlenmesi noktasında Ereğli'nin de kapatılacağı söylentileri bizi hemen ayağa kaldırdı. Yerel anlamda biz burada, Ankara anlamında vekillerimiz, Halil Bey, diğerleri hemen harekete geçtiler. Ve burada polis okulu müdürümüzün ifadesi, diğer bu anlamdaki emniyet teşkilatı mensuplarının ifadesi, en başarılı, en istikrarlı, en iyi öğrencilerin yetiştiği nadir okullardan ve merkezlerden birisi. Buranın şu an itibariyle o gündemden çıktı. Ama burada tabii fiziki olarak biraz eksiklikler olduğu noktasında ifadeler ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görüşler ortaya konuluyor. Bunlardan birisi kapalı spor salonu, ikincisi de yatakhanenin yetersiz kalması, yurt kısmının. Bu konuyla ilgili biz de girişimlerimizi yaptık. Hem Büyükşehir vasıtasıyla hem Gençlik Spor Bakanlığımızla hemen erkek yurdunun yanına 2000 kişilik bir kapalı spor salonu yapılacak. Bir taraftan da eğer onunla ilgili bir gecikme olursa daha küçük 500-600 kişiyi kapsayan bir mini kapalı spor salonu gerekirse Büyükşehir'imizde yaptırabiliriz. Ama Gençlik ve Spor Bakanlığımızla geçen görüştük, ihale hazırlıkları var, bu yapılacak. O konuyla ilgili artık polis okulunda gündemden düşüreceğiz. Evet, devam edelim. Ekranı yeni açanlara bir kez daha söyleyelim. Ereğli Belediye Başkanı Sayın Özkan Özgüven'le programımız tüm hızıyla devam ediyor. İş istihdam diyelim. Onunla ilgili sorular. Muzaffer Bey'in bir sorusu var. Ben özellikle belirteyim. Belediyede daha önceki süreçlerde, yani 2014 seçimler öncesinde 827 personel varken bugün 550'de civarında, yani o civara falan gelmiş. Ama orada belediye işlerinde çalışan, işte asıl işçi diyebileceğimiz taşeron işçiler ne durumda olacak? Yani bu yeni gelecek Haziran'da zannediyorum bu yasadan yararlı. Kadro anlamında söylüyorum. Taşeron yani, işçilere bu insanlar bunu bekliyor. Yani orada işte asfaltlamada, işte kanalizasyonda, KOSGİ kavramında çalışan işçiler, özellikle belirtiyorum ki asıl işçi statüsü olacak. Başka var Metin abi, senin sorun varsa onu da soralım. İkinci organize için somut adımlar atıldı mı? Bence müjdeli haberler var. Müjdeli haber tabii, yani bunlar çok önemli haberler bunlar. Başkanın direkt kendinden duyması Ereğli halkının daha faydalı. Bir de 600 kişilik bir bisküvi fabrikasının açılacağı konusunda bir söylem var başkanım. Evet, o var abi. Bir de yine 70 kişilik bir yine bir fabrika var. Bir de esas bir büyük fabrika daha var da bilmiyoruz. Sayın Başkan, onunla ilgili gelişmeler nasıl bilmiyoruz. Bir de Muzaffer abi, yani genelde belediye hemen bir iş kapısı olarak görülür. Bundan önceki belediye döneminde de hep tabii ciddi rakamlarla. Yani belediye iş bulma, iş yaratma. İş kur gibi görülüyor bazen ama. Ama Sayın Özgüven, ben biliyorum ki buna da leşler vuracak. Çünkü organize sanayide, ikinci organizede, ticaret odasıyla, diğer odalarla da istişare yaparak, meclis üyeleriyle çok ciddi somut adımlar atılıyor. Buyurun Sayın Başkan. Evet, ilk Muzaffer Bey'in sorduğu bu taşeron işçilerimizle, şirket işçilerimizle ilgili bir açıklama yapalım veya cevaplandıralım. Bu taşeron işçilerle ilgili Sayın Başbakanımızın ve dolayısıyla hükümetimizin
seçimler öncesindeki seçim programlarında bahsettiği bunların kadroya geçirilmesi durum var. Tabii kamudaki birçok hizmetler taşeron veya şirket işçileri evet. vasıtasıyla yaptırılıyor. Bunlardan birisi de belediyeler. İşte şeker fabrikası öyle, Milli Eğitim'de taşeron işçiler var, karayollarında var, evet. her yerde var. Dolayısıyla tabii bunların belli bir anlamda bir süreç dahilinde bununla ilgili hem genel merkezimiz hem bu anlamda Çalışma Bakanlığımız çalışıyorlar. Bunları seçim vaadi olarak ve hükümet programı olarak ortaya konulan bu durumu gerçekleştirmek için çaba sarf ediyorlar. Ama şu an itibariyle burada bizi izleyen vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize, belediye çalışanlarımıza ifade etmemiz gerekirse şu an itibariyle bu anlamda belki de belediyeler bu işin sonuna doğru olacak. Yani şimdi bazen ben duyuyorum hemen diyorlar ki fen işlerindeki çalışan taşeron işçiler kadroya geçecekmiş. Park bahçelerindeki aynen. Bu dedikodular çok şey. Evet. Tamam mı? Yani aynen öyle. Eğer yarın belediyedeki taşeron işçilerin kadroya geçmesi söz konusu olursa bunun kıstası şu olur. Yani objektif değerlendirmelerle böyle birimler ve bölümler ayrılmadan kriterler konur. Kimin kriteri fen işlerinde tutuyorsa o geçer. Park bahçede geçiyorsa o tutar. Temizlikte tutuyorsa o geçer. Yani dolayısıyla buradan tüm bizi izleyen hemşehrilerimize, personelimize ve diğerlerine ifade edecek olursak bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Bunların ölçütleri, kuralları, evet. Şartları neyse bu anlamda ona herkes tabi olacak. Ama belediyedeki işçiler hemen geçecek. Belediyedeki fen işçileri hemen başlayacak. Öyle bir algı var. O kesinlikle yok. Evet. Yani ona biz de hiçbir zaman razı değiliz. Hakkaniyetsizlik olur. Diğer konu organize ile ilgili. İkinci organize. Sordu. Ereğli'mizde yıllar önce bir organize sanayi yapılmış ve daha sonra da biz geldiğimizde de ikinci organize sanayinin tabiri caizse çalışmaları önümüze geldi. Biz de bunu sonuçlandırdık. Ek olarak ikinci organize sanayide faaliyete geçti. Tabii az önce ifade ettiğiniz gibi işsizlik memleketimizin sorunu. Memleketimizin değil dünyanın sorunu. Bugün dünyanın en ileri ülkesi, en anlamda ekonomik şartları, işte en bu anlamda kişi başına düşen gelirin fazla olduğu ülkeye de baksanız mutlaka işsizlik var. Hani bazı vatandaşlarımız bilerek bilmeyerek ifade ediyorlar. Karaman işte bu anlamda yoğun bir yer. Bugün istatistik verilerde Karaman'da bile belli bir oranda işsizlik gözüküyor. Şimdi Ereğli'mizde de işsizliğin giderilmesinde bizden önceki dönemlerde biraz politik davranılmış. Biraz insanlarımıza umut verilmiş. Ereğli Belediyesi'nin hiçbir zaman şirket işçisi rakamı 800 olamaz. Bunu kim yaparsa yapsın yanlış yapmıştır. Ereğli Belediyesi ve Ereğli Belediyesi'ndeki ölçeğindeki bir yerin şirket işçisi sayısı 300-350 arasında olması lazım. Az önceki cümlemi düzeltiyorum. Toplam personel sayımız 827. Evet. Bunun 527'si şirket işçisi. Evet. O zaman cümlemi şu şekilde düzeltiyorum. Ereğli ölçeğindeki bir belediyenin, bir şehrin 527 şirket işçisi olamaz. Siz hatta Karatay Meram'ı söylüyorsunuz. Eğer 527 şirket işçisi olursa hiçbir hizmet yapılamaz. Bugün vatanın, milletin Güneydoğu'daki vatan evlatlarının çarpışırken oradaki belediyelerin çok amiyane tabirle affınıza sığınarak söylüyorum. Ne alt işlediklerini herkes görüyor. O zaman öyle bir belediyecilik olur. Ereğli Belediyesi'nin çalıştırabileceği şirket işçisi sayısı 350-360 civarındadır. Dolayısıyla biz buna dikkat ediyoruz. Bu çizgide gidiyoruz. Organize sanayi ile ilgili olarak da yine konu konuyu açıyor. Organize sanayinde ikinci organize sanayi biraz faaliyete geçirdik. Bu işsizliğin önlenmesi için, yeni istihdam alanlarının oluşturulması için iri ufaklı birçok işletmeyle görüşüyoruz, birçok yatırım kuruluşlarıyla görüşüyoruz, birçok yatırım danışmanlarıyla görüşüyoruz. En sonunda yabancı menşeili, Kuzey Iraklı bir firma Ereğli'mizde arsa alımı gerçekleştirdi. Kendilerine 137 bin metrekare arsa sattık. Bu arsayı satarken de yetkilerimizi bu anlamdaki riskleri de göz önüne alarak bu müteşebbisi kaçırmamak için adeta 4 ay bir hafiye gibi arkadaşlarımızla peşinde koştuk. Organize mütevelli heyetimizde, organize sanayinin yönetiminde ben buradan bizi izliyorlarsa hem saygılarımızı hem teşekkürlerimizi iletelim. Mahmut Özkoç Ereğli'mizde iş adamı.
Ereğli'mizde iş adamı Erdiç Akça, aynı zamanda belediye meclis üyemiz. Ereğli'de iş adamı İbrahim Söker ve başkan yardımcımız Adem Erdal'la birlikte en sonunda, tabiri caizse bu takiplerde 3 ay 4 aylık süre sonunda bir firmayı en sonunda Ereğli'mize getirdik. Bu firmamız bisküvi, şekerleme konusunda bir imalat yapılacak. Şu anda fabrikanın kuruluşu ile ilgili makine bağlantıları, işte prefabrik yapıları ile ilgili görüşmeler başladı. Bağlantılarını yaptı firma sorumlusu ya da sahibi. Bize verdiği bilgi 2016 yılı içerisinde en az 500 kişiyle işe başlayacak. Yani bu yıl içerisinde. Bu yıl içinde. Bu çok önemli değil mi? Çok önemli abi, tabii. Çok önemli. 2016 rakam dışında, çok büyük yani. Onun dışında çeşitli et firmaları, salça firmaları, işte birçok böyle irili ufaklı firmalarla görüşüyoruz. 3 tane kombineye et kesim ve et parçalama tesisine yer sattık. Bunlardan birisi de Damızlık Yetiştiricileri Birliği. Bu vesileyle Sayın Birlik Başkanımız Edip Bey'e de teşekkür ediyoruz bu tercihini Ereğli'den kullandığı için. Onun dışında salça fabrikası var. Onun dışında işte efendime söyleyeyim çeşitli geri dönüşüm atölyeleri var. Yani ikinci organize sanayinde de 52-54 rakam hatırlamıyorum. Parselden şu anda elimizde 14 tane kaldı. Yani yaklaşık olarak 1000 bine yaklaşık civarında bir işçi istihdam etmiş olacak orada. Yani biz buna uğraşıyoruz. Biz belediyeyiz. Biz vatandaşın gönül kapısı, hizmet kapısının açıldığı yeriz. Vatandaş işsizliğini de bize söyleyecek. Ailevi sıkıntılarını da bize söyleyecek. Bu bizim için büyük bir onur verici. Ama iş bunlara çözüm bulmakta. Şimdi biz belediye olarak alacağımız kapasitemiz az önce ifade ettik. Evet. Ama biz belediye olarak buna öncülük edersek, işte vatandaşımızı organizeye yönlendirirsek, başka bir yöne yönlendirirsek olur. Hani belediyeye şu an itibariyle belediyede iş talebinde bulunan kişi sayısı Metin Bey 4.000. 4.000. Şu an itibariyle 4.000. Şu anda 4.000. Diyelim ki bunların 1000 tanesi gayri ciddi olsun. 3.000. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani ben size iş alırsam 3 kişi iş küstürüyorum. Yani bu çok yanlış bir şey, etik olmayan bir şey. Oy hesabı yaparak personel al. Bizim 2 tane kıstasımız var. 1- çalışmak, 2- çalışmak. Çalışırsan gidersin 5 yıl sonunda veya seçimler zamanında oyunu istediğin partiye kullanırsın. Ama çalışırken hem particilik yaparsan, hem siyaset yaparsan, hem de bir de çalışmazsan biz o adamları yolumuza ayırırız. Yani dolayısıyla benim de belediye başkanı olarak belki soracaksanız en zorlandığım şey, en sıkıntılı olduğum şey iş konusundaki taleplere cevap veremem. Yani ama hala gelmeye devam ediyor. Geliyor. İnsanların öyle hikayeleri var. Kimi kanser hastası, kimi başka sıkıntıları var. Gerçekten içimiz parçalanıyor. Ama belediyenin imkanları belli. Kısıtlı. Yapılacak da bu. İnşallah bu organize sanayi, diğer yaptığımız projelerle işsizliğin biraz azalması noktasında inşallah bir mesafe alacağız. Değiştireyim. Tabii buyurun Zafer Bey. Böyle işte yerel belediyecilik kavramında Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildiniz ilçe belediye başkanı olarak. İşte evde bakım hizmetleri, onkoloji hastalarının işte götürülmesi, getirilmesi, sosyal kavram içerisinde insanlara yardım edilmesi, bunlar sizin ödül almanızda mutlaka etki oldu. Evet. Bu tip şeyler. Sosyal belediyecilik. Sosyal belediyecilik anlayışı diyelim artık. Ama bunu daha geniş kesimlere ulaştırabilmek için bundan sonra hem sosyal hem kültürel özellikle altını çizelim. Çünkü daha önceki süreçlerde yapılan ama belli dönemler içerisinde yapılmayan işte kiraz şenliğimiz var, işte bir süt festivali falan yapılacaktı. Onlar da yapılmadı ki o dönemlerde gerçekten şehitlerin getirdiği sıkıntılar da vardı. Evet. Yani şu dönemde de zaten öyle şeylerin yapılması zor. Şehitler haberleri yani var. Bir tarafta zor tabii ülkemizin belli bir bölgesinde bir mücadele var. Mücadele var. Yani. İç güçlere, dış güçlere, onlara iç güç de demiyorum, hainlerle oluşuyor. Hainlerle oluşuyor. Tamam. Düzeltiyorum kelimemi. Vatan evlatlarımız, şehit haberlerini alıyoruz. Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz bu vesileyle. Allah orada görev yapanlara kolaylıklar versin. Amin. Şimdi sosyal belediyecilik yani 22 ayda bir yılın belediye başkanı olduk. Yılın belediye başkanı derken yanlış anlaşılmasın. Sadece ben o ödülü almadım. Türkiye'de 20 belediye başkanı aldım.
Bunların içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanı var ki birisi Tahir Bey. Evet. İşte efendime söyleyeyim Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı var. Bilecik Belediye Başkanı var. İşte ilçe belediye başkanları var. Bana verilen ödül sosyal belediyecilik noktasında. Yani başka konuda bir ödül verilseydi tereddüt ederdim. Çünkü 22 ayda ödül alacak bir pozisyona gelmedim ben daha. Ama inanın bugün o kanser hastalarımızın duası, o engelli kardeşlerimizin duası, fakirin fukaranın imkanlarımız ölçüsünde gidip ziyaret etmemizin neticesinde, halat etmemizin neticesindeki duaları veya işte onlara yaptığımız bu hizmetler bu yerel yönetimler, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından bizi bu anlamda sosyal anlamda, sosyal belediyecilik anlamında başarılı, yılın belediye başkanı da değil de başarılı belediye başkanlarından, 20 belediye başkanından biri olarak bize bir ödül verdiler. Tabii bunlar insanı motive eden şeyler, güzel şeyler. Türkiye'de 800... O ödül hem size hem Ereğli'ye verilmiş oldu. Tabii ki şehrimizi aldık onu burada. Tabii biz belediyecilik demek illa işte kanalizasyon yapan, yol yapan, köprü yapan, asfalt yapan belediyecilik değil. AK Parti belediyeciliğinin birinci belediyecilik ilkesi sosyal belediyeciliktir. İnsana olan belediyeciliktir. Yatırım belediyeciliği, yol belediyeciliği, asfalt belediyeciliği daha alt sıralarda gelir. Yani asfalt yapmakla bitmez. Yol yapmakla bitmez. Bunlar yapılacak ama doğru yapılacak, güzel yapılacak. Ama bir taraftan da bugün bazen ben sosyal medyada da paylaşıyorum. Geçen öyle duygulandım ki yani kahvaltıyı yarıda bıraktım. Neydi efendim o? Bizim İşkur'dan çalışan 40 tane hanım ablamız, evet, kardeşimiz var. Bunu şehir içinde görüyorsunuz. Yanılmıyorsam ulusallara evet, yayınlandı. Evet. Haber oldu. Dedim ki bunlara nasıl bir jest yapayım? Yani söyleme sahip ben bunları cebimden yapmıyorum. Cebimden de yaparım. Ama devletimin, belediyemin böyle bir imkanı var. Bunlara bir o kışın soğuk günlerde bir mont aldık. Giydirdik sıcacık. Şimdi o kadınlarımız belediyeye kendiliklerinden akın akın gelmiştir. Hiçbiriyle de görüşemedim. Hep şehir dışı ve başka yerlerde programdan dolayı. Başkanım bize mont aldı. Ona teşekküre geldi. Her gün geliyorlarmış. İkisi, üçü başkanım bize mont aldı. Teşekküre geldi. O kadar mutlu olmuşlar ki. Dedim ki bunların mutluluğuna bir mutluluk daha ekleyelim. Buradaki bir kafede, bir lokantada ya da işte ne diyorsunuz ona? Bistro mu diyorsunuz? Evet, kafe, son bistro, açılan, evet, trend olan yerlerde. Evet. Bir açık büfe kahvaltı hazırlattım. 40 tane bayan geldi. Toplandık. Hadi dedim kahvaltı. Önce ne yapacağız falan dediler. Bunlar ayıp değil. Ben 42 yaşında uçağa ilk defa bindim. Düşünebiliyor musunuz? Yani bunları görmemiş olabiliriz. İmkanlarımız olmamış olabilir. Dolayısıyla orada işte açık büfe edebiyatı yaptık. İşte alın yiyin. Buradan istediğinizi yiyebilirsiniz falan. Orada siz de şahitsiniz. Evet. Dedim ki hiç açık büfe kahvaltı yapan var mı dedim. Cevap yok. Şimdi bu sefer aralarına girdik. Tabaklara bir şeyler almaya başladık. Ya işte çok mu aldım? Ayıp mı olur? İşte ya başkanım ne gerek vardı? Biz sabah kahvaltı yaptıydık. Birine de sordum kaçta kahvaltı yaptın dedim. Sabah 6'da. Şimdi işte biz bunları hak ettik mi diye bakın o Anadolu insanın asaletini gösteriyor. Görgüsünü gösteriyor. Fakir de olsa yolu süpüren, affedersin yere balgamını tüküren, izmaritini atan, yediği çekirdeğin kabuğunu 2 metre ilerideki çöpkutusuna atmayan insanların pisliğini temizleyen bu kadınlarımız bu kadar asil, bu kadar görgü ve yani nasıl anlatayım usturup. Ve bunlar beni duygulandırdı. Sonra dedim ki size ona kadar serbest işletmeciyi de çağırdım. Dedim ki kahvaltıdan sonra da bunlar ne şekilde istiyorsa orta şekerli ise orta şekerli. Sade ise sade. Bunlara güzel Türk kahvesini içireceksin. Saat 10'da da bunları işine göndereceksin dedim. Yani şimdi bu neyi ifade ediyor? Bu bir kahvaltı meselesi değil. Bu insana dokunma, bu insanımızla bir araya gelme. Yani bugün bir aile anne beni arıyor. Diyor ki benim engelli bir çocuğum var, senin gelmeni istiyor. Şimdi diyor ki gidiyoruz o engelli ailenin çocuğuna değil mi? Diyor ki senin bu gelmen bunu 6 ay gider diyor. Ya bu hem mutluluk verici
hem insanı böyle duygusal anlamda ağırlaştıran, yani yapan bir durum. Kesinlikle. Nasıl mutlu olmaz? Yani bir kanser hastası oluyor, bir başka şey oluyor. Yani bizim Anadolu insanı, özellikle Ereğli insanımız Metin'ciğim, o kadar Kadir Şinaz, o kadar gönlü tok, o kadar böyle bazen duygulanmak mümkün değil. Son bununla ilgili bir anekdotu da anlatayım. Dalmaz Mahallesi'nde bir teyzemizin evine, bizim evde bakım ekibi gitmiş. Ben de onu soracaktım yani. Evde gerçekten bakım ekibini benim ara sıra ekipleri böyle denetler. Bu, ne dersiniz? Bu ilk değil mi başkan yani? Ereğli Belediyesi'nde evet, bir ilk bakım, bir çalışma. Bu çok başarılı bir çalışma. Evet, o gerçekten. Gerçekten başarılı bir, yani, hayıra bir çalışma. Yani, başarılı yani bir çalışma. Şimdi bakın, o Dalmaz Mahallesi'ndeki teyzenin evini temizleyen ve evin bakımını yapan ekiplerin hemen üzerine gittik. Hem çalışıyorlar mı çalışmıyorlar mı kontrol, hem de dedikleri adres doğru mu diye. Gittik, sağ olsun arkadaşlarımız temizliğini yapıyorlar, halısını siliyorlar, camını siliyorlar. Bir taraftan da eski bir ev, çok affedersiniz, tuvaleti dışarıda, suyu dışarıda. Suyunu içeri aldırttık, tuvaleti alma imkanımız olmadığı için affedersiniz onu alamadık. Teyzemiz 80'e merdiven dayamış, hiç çocuğu olmamış, eşi vefat etmiş. Devletten 2022 dediğimiz yaşlılık maaşı dışında başka bir geliri olmayan bir teyze. Şimdi bizimkiler temizliyor, bizimkiler işte su tesisatı yapıyor falan derken teyze, ben bir şöyle kanepesi var, ona oturdum. Teyze dizimin dibine oturdu, geri otur. Dedim teyze gel yanıma otur. Olmaz dedi, sen misafirsin. Diyor ki ey oğul diyor, ben ne yaptım da siz bana bunu yapıyorsunuz diye. Yani ben devlete ne verdim ki devlet bunu bana yapıyor diye. Yani devletin ona yaptığı bir şeyi bu anlamda kendine çok gören, yani bu anlamda işte eğmenen, bu anlamda böyle duygulanan bir teyze var. Yani bunlar Ereğli'mizin gerçeği. Evet. Bunları görmek, bunların duasını almak, bunlarla hemhal olmak bizim için ayrı bir mutluluk. Ben bu konu açılınca biraz tabiri caizse dilim düştü. Gerçekten yürüttüğümüz görev zor bir görev. Ama ulvi bir görev. Hizmet etme noktasında insana hem mutluluk veren hem bir sorumluluk veren görev. Yorucu bir görev. Ama bakın bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Beni dinlendiren tek şey bu pozisyondur. Evine gittiğim bir engelli, yolda karşılaştığım Allah razı olsun diyen bir vatandaş, İşte boynuma sarılan bir kızınız. Hayata, insani yani bakışınız. Yani bu o kadar güzel. Başkan, bu konuda siz bayağı bir ziyaret yapıyorsunuz zaman evet, zaman. Ev ziyaretleri değil mi? Yani yaşlı, başkan birebir gidiyor kendisi. Birebir ziyaretler yapıyorsunuz, görüyoruz onu. Şimdi tabii. Sosyal belediyecekte ekleyeceğiz bir şey varsa yani, son kez. Yoksa diğer konular. Yani bakıldığı zaman işte evde bakım hizmeti, onkoloji hastalarımız. Mesela evet, belediye her tarafından gönderiyoruz her hafta ücretsiz olarak gidiyor. Onun dışında mesela şu an itibariyle Ereğli'mizde bu 22 yani, ay boyunca 4300 kadın hemşerimizi Konya'ya götürdük. Ve ilk defa gidenler var değil mi Sayın Başkan? Işte Konya'ya ilk defa giden bayanlarımız da var. Sosyal belediyecilik anlamında Ereğli'de bir yanlış anlaşılma vardı. Özkan Başkan'la birlikte o yanlış anlaşılma giderildi gibi geliyor. Niye giderildi? Neydi o? Çünkü Ereğli Belediyesi'nin parası yok. Ondan sonra her sene burada eğlence düzenleniyor. Ya paran yok, eğlence düzenliyorsun. Ama Özkan Başkan sosyal belediyeciliği sadece müzik programı yapmak olarak algılamadı. İşte bu tür işlere yöneldi. O da gerçekten ses. Mesela bir bakıyoruz pazar esnafına sabah yani, erken saatte çorba ikram ediyor. Çorba ikram ediyor yani. Mesela bu yakında okullarda da olacak bildiğim kadarıyla. Öğrencilere de gençlere. Yani bugüne kadar sevgili Emrah hep bir sosyal belediyeciliği statünde evet, konser verim olarak bildik. Ama o da yılda bir kere. Yılda bir kere. Yılda bir mesela kere. Bir bakıyoruz şehrin göbeğinde engelliler için araçlarına şarj istasyonu var. Yani. Mesela bisikletlere yer mesela, ona benzer. Ve en büyük proje gerçekten Ereğli'nin ve özellikle bayanların çok sevineceği, bitmek üzere zannedersem hanımlar lokalinde kent konağı, onun şehir konağı. Yani muhteşem bir görüntüsü oldu. Şehir konağı. Şimdi bir pozitif ayrımcılık yaptık. Şehir işte konağını onu, bayanlara verdik. Evet işte ben Muzaffer onu soracağım. Yani bir sorusu var. Yani, erkekler ne olacak? Yani erkekler bekleyecek. Niye böyle feminen bir yapıda, niye maskülen bir yapıdaydı yani? Onu şehir konağı yani, biraz da açarsak işte, Sayın Başkan, bayanlar da merak ediyor. Ama bayanların her zaman önceliği var pozitif, değil mi Başkan? Yani. Pozitif ayrımcılık var, onu kabul ederim. Yani feminist, feminen yapılar içerisinde ben bunları kabul de ederim. Ama bunların yine, yani hanımefendilerin, bunların demeyeyim, hanımefendilerin gidebileceği, spor yapabileceği, haftanın belirli günlerinde ki Atatürk Kültür Merkezi'nde bu hem spor hem
işte farklı etkinliklerde bulunabilme yapıları var. Sadece kent konağının hizmet anlamında bayanlara, hanımefendilere tahsis edilmesi neden? Komek de var. Onları bir açarsa Sayın Başkan. Sosyal Komek ve kent konağı. Sosyal anlamına biraz devam edelim istersen sevgili evlat. Şimdi gerçekten Atatürk Kültür Parkı yani bir hakikaten doğasıyla aktivitesiyle evet. Güzel. Gerçekten hafta sonları Ereğli'nin nefes aldığı bir yer. Ama artık yani Ereğli'nin nüfusu o kadar arttı ki orası artık o yükü kaldırmıyor. Yeni bir yer mi lazım? Ereğliler hep şunu istedi. Ya biz Ereğli'yi tepeden yani böyle piknik yaparak seyretmek istiyoruz dedi. Ne demek başkanım yani büyük bir park istiyoruz dedi. Evet. Yani işte hafta sonu gideceği, insanların işte orada pikniğini yapacağı, soluklanacağı gerçekten yani böyle işte çocuklar için böyle birkaç edevatın konduğu değil de yani büyük bir işte Atatürk Kültür Parkı'na Konya'da benzer. Konya'da var bunun örnekleri yani mesela. Evet. Ona benzer bir şey istediler. Evet, evet. Biz Ereğli'yi seyretmek istiyoruz dedi. Var mı öyle bir çalışma? Evet. Şimdi Muzaffer Bey'in başladığı evet. Ya da sorduğu kent diyelim. Kent konağı ve şeyden başlayalım. Şimdi kent konağımız tabii ilk etapta kadınlar lokali olarak gündeme getirildi ama gerçekten 5 yıldızlı otel ayarında. İçerisindeki havuzuyla, saunasıyla, fitness salonuyla, aerobik salonuyla, içerisindeki kuaförüyle, efendime söyleyeyim yukarıdaki yemek kursları için yapılan mutfağıyla, lobisiyle, terasıyla mükemmel bir yer. Ben buradan bütün hanımefendilere Ereğli'mizin merkezinde olsun, merkezden uzak mahallelerimizde olsun tüm hanımefendilere buradan oraya üye olmalarını istiyorum. Buyurun. Üye olurlarsa oradan yararlanacaklar. Sembolik onlardan ayda 10 lira para alacağız. 10 lira, 4 ay 40 lira. Eğer para veremeyecekler varsa onu biz belediye olarak da karşılarız ki ayda 10 lirayı veremeyecek kimse göremiyorum. Bu projeyle zaten Kezban çattı. Evet, meclis üyemiz Kezban Hanım da oranın başına geldi. O da çok gayretli bir şekilde çalışıyor ve dolayısıyla orası Ereğli'mizin gerçekten hanımlar için, kadınlarımız için, genç kızlar için süper bir yer oldu. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bizi izleyenler, dinleyenler hemen yarın gitsinler, önce bir gezsinler, görsünler. Gerçekten otel nereye gibi. Nereye üye olacaklar onu bir orada gördükten sonra hemen üye kayıtlarını yaptık. Bir de Komek de var değil mi Sayın Başkan? Onun dışında hemen Eti Mahallesi'nde Komek var, orası da çok güzel. Yani onlar gerçekten böyle insana dokunan, insana değer verildiğini, şehrin belediyesinin veya işte şehrin yerel dinamiklerinin ortaya çıktığı yerler. Bu vesileyle Komek'te çok güzel kurslar da verildi. Evet. Meslek edinme kursları çok güzel. Tabii. O park konusunda da inşallah Ereğli'mize büyük bir park yapacağız. Yani çok büyük. Göztepe'sinden, şeker fabrikasından, yeraltı özelleştirme idaresinden tabii prosedürler ve resmi süreç çok detaylı çünkü özelleştirmeden bir yer almak kolay değil. Bu anlamda o bittikten sonra oraya çok büyük bir park yapacağız. Göztepe'sine Göztepe'si. Toki tarafında var başkanım. Toki tarafında da yaklaşık tam rakamı yanlış ifade edebilirim. 21 bin metrekare de olabilir. 24 bin de olabilir. Efendim billboardlarda 21 bin metrekare. 21 bin metrekare de oraya bir Ereğli'ye kuş bakışı bir park yapacağız. Bayağı var ama. Onun da arkasına ilk etapta 50 kişilik hobi bahçesi yapıyoruz. Oo, 50 ya da 55 kişilik hobi bahçesi yapıyoruz. O hobi bahçesinin %20'si engelli vatandaş kontenjanı, gerisi diğer vatandaşlarımıza vereceğiz. İçerisinde affedersiniz WC'si, elini yıkayacağı lavabosu, gölgesinde oturacağı bir küçük çardak dediğimiz kamelyası olacak bir yer yapacağız. Esas abi bir büyük proje daha var Sayın Başkanım. O istihdam noktasında Devlet Demir Yolları'nı diyecektim efendim. Ha, Devlet Demir Yolları'nın etrafını aldık. Bugün başladık oraya. Orada da park Devlet Demir Yolları'nın etrafı dediğimiz yer neresi? Halı sahanın bittiği Ermeğer tesislerinin yanından evet, Kenan Akman'ın alt geçtiğine kadar olan bir yer var. Bizim Dağın Kafe'nin karşısı. Ne? Bir de öbür taraftan Derviş İzbudak Caddesi. Derviş İzbudak Caddesi'ne doğru giden eskiden bu fayans deposu olan evet. Ve yani büyük bir depo binası evet, olan yer var. Oraları aldık. O depoyu kafe haline getiriyoruz. Onun içerisinde tarihi tren yolu var, manevra var. Yani yıkılan içinde, üst geçidin orayı evet, diyorsun. Evet, orası. Dönmesi için. Evet. Yani orayı böyle güzel bir kafe yapacağız. Orayı da şehre kazandıracağız. Esas
büyük proje ve büyük müjdeler deyince benim aklıma bir istihdam geliyor. Şimdi en önemli müjdemiz bu 600 kişilik bisküvi fabrikamız. Ve onu kesinleştirdik. Onu kesinleştirince kamuoyuyla paylaşabiliyoruz. Yani o kesin 600 kişilik bisküvi fabrikası yapılıyor. Adama sattık arsayı. Evet. Adam bağlantılarını yaptı. Ölmez sağ kalırsa bu iş olacak. Ama Sayın Başkanım yine aldığımız bazı duyumlar var biz gazetecilerin. Onun da daha büyüğü bir istihdam fabrikası var diyorlar. Başkanım bunu özellikle soruyoruz. Altını çizerek soruyoruz. Niye soruyoruz? Çünkü Ereğli'de biz bu sormaktan yani yıl başlarından itibaren yorulduk valla. İnan yani şu saate kadar. Hakikaten siz anlatıyorsunuz gerçekten ki yapılan işler o kadar güzel, o kadar başarılı işler var ki. Tabii halkın merak ettiği soruları da soruyoruz. Yani bilsinler, sizden tabii, duysunlar. Tabii. Sağda solda dedikodu yapmasınlar diye. Tabii ki. Ama bir bakıyoruz, herkes bir şey bir tarafa çekiyor. Bir dedikodu yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Şimdi, ama gerçekten yani şu ana kadar yapılan çalışmayı zaten siz gazetecileri gezdirdiniz, bizleri gezdirdiniz, gördük biz. Dediler ki Ereğli'de hani her taraf asfalt yapılmıyor mu dediler. Siz bizi gezdirdiniz. İnanın ben de o saate kadar bilmiyordum. Mustafa Sayar Caddesi. Her caddesinde, her sokağında, 500 lirada dahil belediye çalışma yapıyordu. Evet. Yani. Şimdi izniniz olursa sizin bir kelimenizi düzeltmek istiyorum. Buyurun başkanım. Herkes değil. Ereğli'de kendini doğru bir kuru fasulyeden nimet sayanların eleştirisi. Bakın ne diyorum? Eleştiri mutlaka olması lazım. Yani ama siz Ereğli Belediyesi'nin önüne 2 trilyonluk aracı getireceksiniz. Plaka işlemleri yapılasıya kadar onu vatandaşımıza bir teşhir edeceksiniz, göstereceksiniz. Siz utanmadan diyeceksiniz ki bunlar eski araç diyeceksiniz. Böyle bir eleştiri olabilir mi? Böyle bir nankörlük olabilir mi? Bu sıfır araçlara. Böyle bir hakkaniyetsizlik olabilir mi? Yeni araçlar için. Bu sıfır araçlara. Birisi böyle bir mail atacak veya yorum yapacak sosyal medyada, altından da birkaç kişi ona cevap verecek. Ya da ne oluyor? Kredi. Bu herkes değil. Bu 3-5 kişi. Yani biz 22 ay değil mi oldu başkanım? Çoğunluğa bakacağız. Hı. Halkımıza bakacağız. Ereğli 140 bin nüfuslu bir şehir. Biz eksiğimizle, fazlamızla mutlaka bizim de eksiğimiz var. Ve olacak da. Hatamız mutlaka olacak. Bunu minimuma indirmek. Bu süreçte de herkesi memnun etmemiz mümkün değil. Ama bu şehirde yaşayan insanların kamu dediğimiz, kamuoyu dediğimiz hemşehrilerimizin büyük bir çoğunluğuna memnun edebiliyorsak, büyük bir çoğunluğunun gönüllerini taht kurabiliyorsak, büyük bir çoğunluğuna gayretimizi, çabamızı ve çalışma arzumuzu ve isteğimizi hissettirebiliyorsak, birçoğuna samimiyetimizi, içtenliğimizi, dürüstlüğümüzü hissettirebiliyorsak olay bitmiştir. Evet. Bu olay budur. Bakın bunu açıklıkla ifade ediyorum. Halk bize Cenab-ı Allah nasip etti 2019'a kadar yetki verdi. Şehrin emirlik görevini verdi. 2019'da nasip olur, oluruz, olmayız bu başka bir konu. Bu nasipse olur, nasip değilse olmaz. Ama burada vatandaşın, halkın bunu tercih etmesi, takdir etmesi lazım. Siz bu görevden, bu koltuktan ayrıldığınız zaman başkanlıktaki gördüğünüz saygıyı, sevgiyi bu caddede, bu sokakta, cami çıkışında görüyorsanız olay bitmiştir. Onun dışında hepsi gelip geçir. Şimdi başkanım bir de bir şey söylemek istiyorum ben. Az önce arkadaşlarım verdi Sayın Başkan. Bizi şu an internetten ölçüm yapıldı. Yurt dışından ve yurt içinden de çok izleyen var. Özellikle gurbetçilerimiz. Almanya'dan çok mesaj geliyormuş efendim. Hepsine selamlarımızı, saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Evet Atilla Bey de. Oradan da çok büyük bir talep var. Bir ziyaret etmek istiyorum hemşerilerimi. Tabi bu arada Ankara'da dostlarımız var. Evet. Onlara teşekkür ediyoruz. İstanbul'da. Artık ben de internetten takip ediyorum. Telefonum sessize aldım. Evet. Nazar değmesin. Nazar değmesin başkanım. Mesajlar akın akın mesajlar geliyor. Mesajlar akın akın geliyor. Bizi gurbetten izleyen. Şimdi başkanım yani güzellikleri konuşmaya devam edelim. Hep de güzel olsun. Yani bizim amacımız, sizin amacınız. Yani Ereğli'de güzellikleri yaşayalım. Evet. İyi şeyler olsun. Evet. Ereğli yaşanılır bir kent olsun. Onu istiyoruz. Evet. Şimdi hakikaten geçen yıldan bu yana çok başarılı bir altyapı çalışması var. Özellikle bu içme suyu boruları, asbestli borular dediğimiz borular gerçekten Ereğli için bir kanayan yaraydı. Evet. Bizler hakikaten kamuoyu belki saklandı, gizlendi ama Ereğli'de kanser noktasında bu konudan dolayı çok hastanın olduğunu şimdi biliyoruz. Biz Ankara'da, şimdi, İstanbul'da sözünü unutma. İşte bir yerde bir konuşma yaparken asbestli boruları değiştiriyoruz dediğimiz zaman insanlar ne diyor? Siz hala asbestli borusundan mı su içiyorsunuz? Yani bu olay bitmiş. Evet.
Evet. O noktaya gelindi. Şimdi asbestli borular değişiyor. Hakikaten çok güzel bir çalışma. Yani kim ne derse desin, kim ne söylesin. Yani Özkan Başkan'ın en güzel çalışmalarından bir tanesi. Yani Ereğli'de dönüm noktası, tarihi bir dönüm noktası bu ki bizim sağlığımız bu. Eyvallah. Ama bir taraftan da tabii altyapı çalışması devam ederken de bir taraftan da tabii yollar bozuluyor doğal olarak. Şüphesiz. Buna hiçbir şey acı yenmeden işte ne evet. bileyim yani bir laf derler evet. yani. Evet. Bakın burada ulaşılmaz dikeni var. Her şeyin bir şeyi var. Evet. Tamam yani o konuda Ereğli'de çalışmalar zorluğu devam olacak. Ediyor. Yani evet. ne zaman bitecek bu çalışma? Ondan sonra evet. ne zaman şu Ereğli'de biz böyle daymak gibi bir hani derler ya asfaltta evet. Arabalarımızı süreceğiz, yaya olarak evet. gezeceğiz. Bu çalışmalar evet. ne zaman olacak? Ereğli yani evet. o konuda nasıl ne zaman rahatlayacak başkanım? Muzaffer Bey beklemeyi olacak. Buyurun. Özellikle ana arterler dediğimiz yani Ereğli girişinde nedir? Başlıyor işte stadın önünde ki ana caddemiz evet. bizim işte İstasyon Caddesi, İnönü Caddesi, Razım Erer Caddesi ki buralarda gerçekten büyük bir sıkıntı var. Artı o ortadaki trotuarlar değil. Onda işte ağaçlardan sağ solu görememek gibi sıkıntı da var. Yani yeşili yok etmek. Ağaçlarımızı buladık ama güzel oldu. Şekil, şekil verin daha şimdi. Yeşili yok etmek bağlamında konuşmuyorum. Evet. Ama evet. zamanında yapılan işte Ereğli içinde güzel olduğu denilen konumlardan birisiydi. Ama bu ana arterler. Özellikle söylüyorum. Evet. Yani insanlar merak ediyor. Yani seneye biz bu evet. tozu, toprağı burada bu yaz kavramında söylüyorum özellikle yazın bunları görecek miyiz diyorum. Şimdi, yoksa Ereğli yani Ereğli'mize bu olacak. Az önce bahsettiğiniz altyapı noktasındaki başta asbestli borlar biten, tükenen, artık yetmeyen kanalizasyonun değişmesi bununla birlikte Ereğli'de ilk defa yağmur suyu kanalları yapıyoruz. Bakın kanalizasyonun en büyük düşmanı yağmur sularıdır. Yani 10 yıllık ömür biçersiniz, 50 yıllık ömür biçersiniz. Bunu yarıya indiren, dörtte bir indiren yağmur sularıdır. Yani biz bu çalışmaları yaparken bunu da yapıyoruz. Şimdi şunu açıklıkla ifade edelim. Biz bütün bu altyapı ile ilgili kanalizasyon, su, yağmur suları, yağmur bacalarını büyükşehirle birlikte yapıyoruz. Şunu hiç kimse söyleyemez. Bu yol neye gecikti diyerek beni eleştirenler bu yolu Büyükşehir Belediyesi yapıyor diyemez. Bu art niyet. Yani Büyükşehir Belediyesi yapsa ne olur yani? Yani bak şimdi ya benim, adamın niyeti kötü bir ya. Bir hizmet geliyor. Ya hizmet gelsin de. İnsanın niyeti kötü. Çünkü niyet kötü. Şimdi diyor o makamda olduğunu söylemiş. Diyor ki yol gecikti diyor. Özkan Özgüven uyuyor mu diyor. Yol yapılıyor bunu Büyükşehir yaptı diyor. Bizim Büyükşehir'le ayrımız gayrımız yok. Burası benim memleketim. Bizim memleketimiz. Kim yaparsa yapsın ki bunu AK Partili bir Büyükşehir Belediyesi yapıyor. AK Partili bir ilçe belediyesiyle evet. birlikte çalışıyor ve AK Partili bir hükümet tarafından geliyor. Biz ne dedik seçimde? Üçlü olacağız, güçlü olacağız dedik. İşte üçlüyüz ve güçlüyüz. Tabii bu hani süreçler, işler başlarken bunlar ilk başladığı gibi bir hızla gitmiyor. Şimdi gerçekten eleştirilecek bir konu. Sanayi yolunun uzun sürmesi. Yani 6-7 ay orada çalıştık. Yani ama oradaki bütün bina girişlerini yeniledik. Hem suda hem kanalizasyonda. Vatandaş zamanında getirmiş yola müdahil olduğu yerler arsalara kimi dükkan yapmış, kimi duvar yapmış onları tek tek temizledik. Bunları hem yasal anlamda davalık olanlar oldu, ikna yoluyla yaptık. Ondan o iş uzun sürdü. Ama biz ana arter dediğimiz, bugün stadyumdan başlayıp istasyona giden, bugün işte Rasim Erel'den başlayıp Gülbahçe'ye giden bütün bu ana arterleri ki Mustafa Seyran'da başladık buna. Bunları sizin tabirinizde kaymak gibi asfalt, mis gibi bir kaldırım ve şehir mobilyalarıyla donatacağız. Bunu büyük şehrimizde birlikte bisiklet yolu yapacağız. Da var değil mi efendim? Ereğli'de ilk defa bisiklet yolunu sanayi yolunda yapacağız. O sanayi yolunda bu Mustafa Seyran Caddesi'nde hemşehrilerimizin bilgisi olsun. Bu dökülen asfaltlar son kalıcı asfaltlar değil. Bunların üzerine 5-6 santimlik bir asfalt daha yapacağız. O konuda çok doğru söylediniz başkanım. Şikayetler geliyor. Bu muydu dökülen yok, asfalt? Daha bitmedi değil mi? Üstüne bir kat daha. Yani. Bugün Ereğli'de ilk defa andezit taşlarıyla kaldırım yapılıyor. Evet. Yani dolayısıyla Altıncılar sokağında onu biz yaptık belediye olarak. Büyükşehirimiz başladı. Yani demek istediğimiz şu. Büyükşehir'le birlikte, hükümetimizle birlikte ve Ereğli Belediyesi olarak
Ama şunu da bilsin, az önceki o art niyetli kişiler veya eleştirenler veya iyi niyetli olarak eleştirenleri bilmesi açısından fayda var. Konya'daki yatırımlardan, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere yaptığı yatırımlardan en büyük pay alan biziz. Şunu insanlar diyebilir, tabii ki en büyük ilçeyiz, bu pay alacağız diyebilir, bu öyle değil. Yani o büyüklük oranında üstünde başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyüre'ye, bizlere, şehrimize, kentimize ve şahsımıza yönelik iyi ilişkiler neticesinde Ereğli'yi adeta bu şimdi, anlamda ihya ediyor. Şimdi evet. Muzaffer Bey, hani Sayın Başkan söylüyor da baktığınız zaman bir de beldelerimiz de var. İşte Belkaya, Kuteren, evet. Azizye, bakın buralara da hizmet şimdi gidiyor. Geçtiğimiz şimdi günlerde uzak mahallelere gidiyor. Kuteren'e gerçekten çok büyük bir şey yapıldı. Suyu, kapalı spor şeyde, kompleksi yapıldı. Halı saha. Belkaya. Mesela pardon. Belkaya'da gerçekten evet. O kadar güzel bir kapalı spor sahası yapıldı ki. Yani, gençler şimdi orada maç yapıyor, şimdi oynuyor. Ereğli tarihinde yani Belkaya olsun diye da buna benzer bölgelerde hiç böyle bir şey görülmedi. Aynı yani. Kez daha Kuteren'in içme suyu giderildi herhalde değil mi efendim? Tabii. Kuteren, şimdi, Belkaya. Belkaya, şimdi yani Muzaffer Bey, tek şehir merkezi yok. Uzak beldeler var, uzak köylerimiz artık mahalle oldu. Oralar da var, oralara da hizmet gidiyor. Tamam, ben o konuda bir şey demiyorum. Yani sonuçta yani şehir hizmet noktasında yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Hizmeti görmeyenler Alhan evet. Köyü'ne gitsin, mahallemize gitsin. Hizmeti görmeyenler Yeniköy'e gitsin, hizmet görmek isteyenler Hortu'ya gitsin. Hizmet görmek isteyenler gitsin, Yelice'deki yaptığımız kanala baksın. Hizmet görmek isteyenler bugün susuz diye kıvranan 500 evler mahallesine gitsin, depoya baksın. Beraber gezdik zaten bunlar, başkanım. Bunlar değerli arkadaşlarım, sevgili hemşehrilerim, bunlar zamanla evet. artan bir trendle yapılacak. Önemli olan biz bu 22 aydaki yaptığımız, bu kazandığımız ivmeyi hızı 2 katına çıkarırız, 3 katına çıkarırız. Bakın önümüzdeki günlerde kapalı pazarın temelini atacağız. İhalesini bugün talimatını verdik, bu hafta içinde arkadaşlarımız çıkacak. Otoparkla ilgili bugün oradaydınız. Medyada da paylaştım. Evet. Zemin etütleri yapıyoruz. Eski öğretmen evin altına 3 katlı bir otopark yapacağız. Ereğli'nin en büyük sorunlarından bir tanesi evet. şu anda otopark. Gerçekten yani o sizin eski atliyen olduğu yer. Değil mi? Öğretmen eski evi. Öğretmen evinin olduğu yer. Çok eskiden. Yani oraya yani proje hazır zannedersem başkanım. Hazır projemiz, işte bugün zemin etütlerini yapıyoruz. Yani 3 evet. kat yerin altına bir 15 metre ineceğiz. Bir nefes alacağız. 3 katlı yani. Otopark yapacağız. Tabii inşallah zemin etütleri önemli. Bir de başkanım, bu işte yeni yapılan binalara ruhsat işte verilmiyor. Yani illaki çok yavaş işliyor diyorlar. Yani mesela Bodrum'a yani illaki şey. Mesela Sayın Başkan'ın geçen gün haberi çıktı. Konusunda hakikaten ciddi davranılıyor mu yani? Es geçilmiyor değil mi yani o konuda? Bakın benim en önemli işlerim ve talimatlarımdan ve üzerinde hassasiyet. Ya bugüne kadar es geçilmiş hep. İşlerden birisi konut ve imar. Daha doğrusu imar. Şimdi ben eski yeni, önceki dönem bu dönem diye bunu uzatmak istemiyorum. Ama birisinin varsa bir sorusu belgelerle konuşuruz. Yapılan plan tadilatlarıyla konuşuruz. Kişiye özel muamelelerle konuşuruz. Ama ben belediye başkanı olduktan sonra bizim bu anlamda hiçbir şekilde hiçbir tavizimiz olamaz. Kimseye, İmarda mı efendim? Kesinlikle. Şimdi bu şehirde 36 dairelik ev yapılıyor, apartman yapılıyor. Otopark es geçiliyor. Bugün Hastane Caddesi'nde gidiyorsunuz. Zaten yol zamanında çok geniş olarak alınmamış. Koskoca 9 katlı apartmanın arabaları ana yol üzerinde duruyor. Nerede? Yok. Biz mevzuatın öngördüğü, onun bazı değerleri var, çok hatırlamıyorum. Ben işte 9 daireden sonra 2 eve bir otopark yapılması veya otopark yeri gösterilmesi gibi şeyler var. Bunlara kesinlikle uyuyoruz. Ben inşaatlara oturma ruhsatına giden arkadaşlara kesinlikle talimat verdim. Yani bir işin binanın sağlamlığı, fiziki yönden evet. değerlendirilmesi yapılacak. Onun ötesinde de çevre düzenlemesi. Yani müteahhit ben oturma ruhsatını alayım, daha sonra ihate duvarını yaparım demeyeyim. Giriş kapısını da yapacak, ihate duvarını da yapacak. İmar konusunda bizi eleştiriyorlar, imarda işler yavaş gidiyor diye. İmarda aslında işler daha önceden yavaş gidiyormuş. İmarda adam binanın 7 katlı karkasını yapıyormuş, ondan sonra gelip buna göre diyormuş, ruhsat veriyormuş. Bizde o yok. Bizde kim
ruhsat almadan kazıyı yaparsa cezayır. Yazıyoruz da ceza. Bizde kim ruhsat almadan bunun işte oturma ruhsat almadan oturursa o da cezayır. Bakın sadece bir rakam. Buyurun. 2013 yılında Ereğli Belediyesi'nin verdiği yapı ruhsatı yani inşaat ruhsatı 158. 2015 yılındaki rakam 250. Yani Ereğli 2 yılda 2 kat mı büyüdü? İnşaat sektörü 5 kat mı arttı? Ama bizim verdiğimiz ruhsat neredeyse 2 katına çıktı. Yapı kullanım izni yani oturma ruhsatı. Ereğli Belediyesi'nin 2013 yılında verdiği yapı ruhsatı yani yapı kullanım izin belgesi 103. Bizim verdiğimiz yapı kullanım izin belgesi 164. Yani dolayısıyla vatandaş evrağını, kağıdını, küreğini mevzuata uygun olarak getirdiği zaman bunları biz 15 gün içerisinde ruhsatlarını veriyoruz. Sayın Başkan geçtiğimiz günlerde bir haber verdi. Ulusal medyada da çıktı. İşte Konya'nın bu ilçesinde ses ve gürültüye inşaatlarda ceza diye. Sizin de üstünde durduğunuz konulardan bir tanesi sanırım. Şimdi az önce... Yani sabah saatlerinde. Sabah saatlerinde. Yani şimdi az önce işte yolu yapıyoruz. Asbestli borulardan geçiyoruz. Toz oluyor. Bu kaçınılmaz olacak. Şimdi siz inşaatı yaparken mutlaka gürültü yapacaksınız. Kalıp çakacaksınız. Yere ne bileyim halas atacaksınız. Gürültü kaçınılmaz. Ama sizin inşaatçı olarak, müteahhit olarak veya kim taşeron olarak pazar günü sabah 7'de beni rahatsız etmeye hakkınız yok. Evet. Bizim yazdığımız ceza, uyardığımız konu bu. Dedik ki biz inşaatlara sabah 8'de başlanacak. Tamam mı? Ya bugün bir pazar günü sizin dinlenme saatiniz. Evet. Bir vatandaşın yan apartmanda, yan komşuda, ileriki bir konutta belki bir acı çeken kanser hastası var. Yani bunlara dikkat edilecek. Herkes birbirinin hakkına saygı gösterecek. Kurala uyacak. Yani kurala uyulacak. Şimdi biz bunlara dikkat ediyoruz. İnşaat konusunda çevre düzenlemesi. Çevre düzenlemesi ve ihate. Yani siz inşaatı bir ihate ile kapatacaksınız. İçerisinde kazınızı, dolgunuzu, inşaatınızı yapacaksınız. O konularda hassasız. Yani bu imar konusunda açık ve net söylüyorum. Varsa bizim bilmediğimiz bir sıkıntı ama bunun ötesinde vatandaşa yansıyan, müteahhite yansıyan bir konu varsa bizim kapımız herkese açık. Ama şuna da hiçbir zaman tavizimiz yok. Ben yapayım ne olacak? Bu duvar bu kadar olsa ne olur? İşte bu pencereyi havalandırmaya kapatsam ne olur? İşte ne bileyim apartman boşluğunda odaya katsam ne olur bu yok. Şimdi şunu da söyleyeyim 1,5 saat açtık. Evet. Biraz daha hızlandıracağız. Ben de bir şey ekleyeyim Sayın Başkan'a. TOKİ. 1,5 saati mi açtık 2,5 saati mi? 1,5 saati açtık. Şimdi TOKİ. Şimdi bazen bana da denk geliyor. Evladım diyorlar bizden talep aldılar Ereğli'ye toplu konut yapılacakmış. Sayın Başkan'a da bununla ilgili mutlaka geliyordur bu şeyler. Biz talep almıyoruz. Yani orada bir yanlış anlaşılma var değil mi Sayın Başkan? Yeni TOKİ ile yeni konutla ilgili. Bizim resmi olarak vatandaşlarımıza duyuracağımız şu. Bir yere TOKİ'ye ilgili bir konut anlamında bir şey yapılacaksa bu belediye vasıtasıyla yapılır. Yani belediye bu işin içinde mutlaka olur. Çünkü arsasını belediye veriyor değil mi aşağı? Yani, yok hazine veriyor. Hazine ama bu belediye ile olur. Yani belediye ile olur derken bunu yapacak toplu konuttur. Hükümetimiz. Toplu konut idaresidir, evet. Hükümetimizdir ama o beldenin, o şehrin belediyesiyle işbirliği yapar. Bunun duyurusunu belediye ile yapar. Bununla ilgili bilgileri belediye ile kamuoyuyla paylaşır. Bununla ilgili bir şey... Biz Ereğli Belediyesi olarak şu konuda bir çalışma yapıyoruz. Buyurun. Buradan bütün hemşehrilerimize bu anlamda hem bilgilendirme hem de bir duyuru mahiyetinde olsun. Ereğli'mizde ilk etapta yapmak istenilen bir sosyal konut projesi var. Bu sosyal konut projesi özellikle gelir düzeyi çok altta olan, hiçbir geliri olmayan vatandaşlara hükümetimizin yaptığı bir politika neticesinde konut sahibi yapmaktır. Bunlar 100 lira gibi 125 lira gibi taksitlerle yapılacaktı. Hatta o 100 lira 125 lira taksiti veremeyenin taksitini bile Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı karşılayacaktı. Fakirin de ev olsun diye. Yalnız bu yerlerin şöyle bir özellikleri var bu konutların. Bunlar 1+1 şeklinde.
49 metrekare yani, civarında falan. Yani bununla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı geldi burada bir araştırma yaptı. Bu anlamda bir talep toplama gibi bir ön girişim yaptı. Bu konuyla ilgili Ereğli'de bir talep olmadı. Ya da olduysa çok az oldu. Bizim oradaki öngörülen konut sayımız 300 küsürdü. Bu konuyla ilgili talep 60-70'lerde kaldı. Dolayısıyla bu proje ertelendi. Yani bir çalışma yok yani. Bu konuda bir çalışma yok. İkinci olarak biz Ereğli Belediyesi olarak şu an itibariyle bugünlerde uğraşıyoruz. Yine Toros Mahallesi, Tokyo bölgesinden şehre biraz daha yakın bir yerler elde edelim. Buraya bir 350 konutluk 2+1 ya da 3+1 bir TOKİ ile proje yapalım diye görüşmelerimiz var. Bununla ilgili yer ayarlamalarımız yapıldı. Bununla ilgili plan tadilatları gerekiyor, revizyon gerekiyor. Bunları büyükşehirle birlikte yapıyoruz. Bunları yaptıktan sonra bu arsayı TOKİ'ye sunacağız. Ve TOKİ vasıtasıyla Ereğli'mizde bunu duyuracağız. Vatandaşlar talep edecek, bunu alacak. Onun dışında diğer talepler, bazı sivil toplum kuruluşları, açık ve net söylemek gerekirse işçi emekleri, evet, derneği falan talep alıyor. Evet. Bunların biz iyi niyetli olarak bir rakamsal değere ulaştıklarını ve bir çaba sarf ettiklerini düşünüyoruz. Ama vatandaşlarımız şuna kesinlikle inansınlar. Buyurun. Biz gittik işçi derneğine üye olduk, kaydolduk, eve girdik, işi yok. Başkanım, hemen hızlandırdığı için aynen, hemen biraz, iki soruyu evet, aynı buyurun. Anda soracağım. Biraz önce devlet hastanesi yoluyla ilgili konuştunuz. Oradaki yapılan inşaatlarla ilgili çok hızlı gelişiyor. Tabii gerçekten oralarda yapılan evler biraz da geniş cadde. Şimdi eskiden beri o cadde yürüyüş yolu olarak kullanılıyordu. Evet. İşte önceden yapılmış imkanlar çerçevesinde ama şimdi yürüyüş yolu değil, biz oraya bir kedi yolu diyoruz yani. Öyle, evet, bir yol var. Ama siz bu tarafa bir gerçekten büyük geniş bir kaldırım çalışması başlattınız. Evet. Ama bayağıdır duruyor. Yarı kaldı. Ne zaman bitecek? Şimdi onu biz Arpacı Mandıra dediğimiz işletmemizin girişine kadar yaptık. Yapalım. Daha ileri güzel gideceğiz. Evet. Yalnız orada bir iki inşaatlar, birisi de oraya bir polis merkezi yapılıyor. Oraların biraz bitmesini bekliyoruz. Onu devam ettireceğiz. Ama bu şunu gösteriyor Metin Bey. Artık yürüyüş yollarının bir başka alternatifini bulmalıyız. Bu konuda da bir gayretimiz sürüyor. Bir de o yukarıda malum önceden ilk TOKİ yapıldı, 400 konut var. Sonradan bir 700 konut yapıldı, 1100 konut var. Polis okulu, üniversite, hele hele cezaevinin gelmesiyle birlikte o yolun işlerini daha da kazandı. Araç trafiği çok yoğun. Çok yoğun oldu. Aslında orada insan sağlığını da tehdit eden bir durum da söz konusu. Yani bir taraftan yürüyüş yapayım, sağlıklı olayım derken bir taraftan da egzoz emülsiyonu var. O konuyla ilgili de inşallah bir yürüyüş güzergahı yapmayı düşünüyoruz. Başkanım, vatandaşın merak ettiği bir soru daha var. Geçtiğimiz günlerde gerçekten Ereğli'nin sevilen çok değerli bir başkan, Züvel Başkan Yardımcısı, düzeltiyorum. Görevinden ayrıldı. Zaten fotoğraf karelerinde yansıdı. Sizlerle birlikte mutlu bir şekilde ayrıldığını söyledi. Onunla ilgili vatandaşlar merak ettiği için soruyorum. Neden ayrıldı? Yeri şimdi boş, yerine kim gelecek belli mi? Şimdi şöyle, bizim Ereğli Belediyesi'nde iki tane meclis üyesinin başkan yardımcılığı yapabileceği kadromuz var. Biz bu göreve geldiğimizde bu kadrolardan birisi Mimar Cuhat Savaş Hanımefendi, diğeri de Agah Aydın hocamızla birlikte bunu tamamladık. Yaklaşık işte 22 ay, 2 yıldan beri beraber çalıştık. Zaman zaman onlar benim böyle stresime, bazen işte çıkan trendlerime iyi sabrettiler. Onlara teşekkür ediyorum. Agah hocamızla yine devam ediyoruz. Zuhal Hanım mimar. Burada daha öncesinde mimarlık bürosu olan, inşaatlar yapan bir arkadaşımızdı ve özellikle benim ricam üzerine geldi, başkan yardımcısı olarak işte beraber çalıştık. Ama 22 ay boyunca da bayağı yol kat ettik. Bize çok büyük katkılar oldu. Kendisi iki nedenden dolayı, bir, ailesine daha fazla zaman ayırmak, biraz da ötelediği, geride kaldığı işte ticari faaliyetlerini daha iyi sürdürebilmek için görevden ayrılmak istediğini bize bildirdi. Biz tabii ilk başta bu anlamda devam edelim diye bir ısrarımız oldu. Ama kendisinin bu şekilde şahsi olarak bunu bize nedenlerini biraz daha detaylandırınca ona da hak verdik.
Ve dolayısıyla Zuhal Hanım yine bizim meclis üyemiz, evet. Görüştüğümüz, işte zaman zaman bazı bilgileri paylaştığımız. Hatta kim gelecek diye şimdiden merak edenler de çok. Onu sordum yani. Ereğli evet. Belediyesi'nde şu anda iki tane kadrolu, kamudan yani memur statüsünde belediye başkan yardımcımız var. Bir de az önce söylediğim gibi belediye meclis üyemiz var. Üç tane başkan yardımcımız da şu anda yeterli ölçüde hizmetlerini evet. Yapıyoruz. Yani bu ne demek? Şu anda düşünmüyor musunuz? Evet, şu anda bir düşünmüyoruz. Peki hızlandırıyoruz. Hemen bitirmeyelim. Bu konuda çok total var oynanan da. Yani bu belediyenin işlevsel iç bir işi. Yani bu gelebilir, gelmeyebilir, gelmeyebilir. Total loto oynuyoruz. Evet, kamuoyun. Muzaffer Bey hemen alalım. Hızlı bitireceğiz. Ben şöyle diyeyim. O bizim eskiden çocukluğumuzun gül bahçesi, taş evleri falan işte o kadar mükemmel yapılardaydı ki Ereğli'nin genel kavramındaki insanların birçoğunluğu ah ben de burada yaşasam falan diye böyle özenirdi. Evet. Taş evler, röleve, restorasyon falan deniliyor. Yani şu andaki konumu ne olacak? Ne vallahi zaman yapacağız? Muzaffer'cim röleve, restorasyon. Güzel bir cümle. Zor işmiş, ben de bu işin zor olduğunu anladım. Evet. Aynı ben de senin gibi düşünüyordum. Tabii orası var, sit alanına girmiş. Tescillenmiş evet. Yerler. Dolayısıyla biraz güldük. Büyük yerimizle birlikte oranın projeleri hazırlandı. Çok doğru. Taş evler o statüde bir yer. Taş evlere şu an itibariyle geçen konuşmamda da ifade ettim. 20 trilyonluk bir proje yapılıyor. Bunun 7 trilyonu Konya'daki bilim merkezinin bir küçüğü. Diğer taş evlerin özelliği korunarak restore edilecek. Oralarda nikah salonumuz olacak. Orada çeşitli kafeterya yerlerimiz olacak. Orada sanat ve kültüre imkanlar sağlayacağımız atölyeler olacak. Orada bir kısım şehir müzesi olacak. Orada küçük bir amfiteyatro olacak. Küçük bir misafirhane olacak. Ortadaki su havuzlarıyla böyle gül bahçe ruhunu yaşatacak. Bir şey yapmaya gayret ediyoruz. Onun bütçesi işte, ayrıldı değil mi başkanım? Onun bütçesi ayrıldı. Ondaki olay şu, bu gerçekten bu restorasyon işleri... Biraz bu, geciktiği için herhalde. Ama bu, bakın şimdi şu demir yollarının etrafına ben ne yapacağım? Havuz yapacağım, yürüme yolu yapacağım, bank koyacağım, çiçek ekeceğim, kamelya yapacağım, küçük bir büfe koyacağım. Yapacağım iş bu. Buranın ruhsatını demeyelim de iznini almak benim tam 1,5 yılım aldı. Yani Anıtlar Yüksek Kurulu'na gidiyor. Oradaki demir yolundaki binalar hep bu anlamda tescillenmiş binalar. İşte ne yapacaksın? Oraya nasıl bir kafe yapacaksın? Yani bunlar zor geçiyor. Zorlanıyor. Detaylarına kadar inceleniyor. Şey de öyle. Taş evler de öyle. Yani oradaki bina nasıl olacak? İşte çatısı aynı mı olacak? Bunların bir de tek tek duvarlarında o kağıtların falan her birinin bir anlamı var. Bunu Büyükşehir, bakın bunu Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir kez daha şükranlarımı, teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsun, şu an itibariyle Konya merkezden sonra en büyük proje bu. Yani taş evler projesi düşünün, 20 trilyonluk bir proje. Bunun 7 trilyonu orayı bilim merkezi yapılacak, 13 trilyon Büyükşehir bunu sosyal hizmetler anlamında yapacak. Büyükşehir'in yapacağı diğer işlerden birisi de Kervansaray. Tam onu diyecektim. Evet. Bakın Büyükşehir biliyor musunuz? Kervansaray'ı sırf Ereğli'ye kazandıralım diye Büyükşehir'le birlikte yaptığımız girişimlerin neticesinde Kervansaray mülkiyeti Vakıflar Bölge Genel Müdürlüğü. Ayda oraya 10 milyar kira ödeyeceğiz. Ayda 10 milyar kira ödeyeceğiz. Restore edeceğiz. Oranın sahibi yine Vakıflar Genel Müdürlüğü. Onun içerisine de güzel bir sanat evi yapacağız. Bir de kafem diye oraya bir yöresel ve böyle kafe bistro türü tarzı. Bistro tarzı bir yapacağız. Bir de şifa hamamı da şu an. De yapıyoruz. Şifa hamamı da var. Şeyi de yapıyoruz. Büyükşehir'le birlikte Kervansaray'ı da yapıyoruz. Şifa hamamı Vakıflar Genel Müdürlüğümüz yapıyor. Evet. Ben de bir Ereğli olarak geçen gittim şifa hamamını gezdim. Ben oranın öyle bir yer olduğunu bilmiyordum. 15. yüzyılda yapılmış ve kim tarafından yaptırıldığı da bilinmeyen ki büyük bir ihtimalle yine o Ulu Cami ile bütünleşerek yaptırılmıştır. Tarihi bir hamam ama içine beton dökülmüş, içine göbek taşı yapılmış, o tarihi dokusu yok olmuş. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu anlamda onu
tekrar restorasyon ettiriyor. Başkanım, Ramazan ayında geçen sene güzel oldu. Mahalle mahalle gezildi, iftar yapıldı. Bu sene devam edecek mi? Devam edeceğiz. Peki bir de şey var, Hizmetler önünden, öğretmen evinden geçen o gözden kaçtı. Çok önemli bir cadde açıldı oraya. O ne zaman bitiyor? Orası otogardan başlayan, kapalı spor salonundan, kız meslek lisesi, ticaret meslek lisesinin oradan, Kazım Karabekir okulun oradan, sanayi yoluna çıkacak bir yol. Onu da bu sene çok önemli bir şey. Şimdi daha o kadar çok soru var ki ama o zaman zaman yetmedi. Evet. Hızlı hızlı sorduk. Bir dahaki programda daha sorular menü de çok vardı. Yani kapalı sulama var, yeni sanayi, Türkmen Kavşağı, ama bunları sonraya bırakalım Sayın Başkan. Çünkü programın sonuna geldik artık. Aslında onlar da önemli konulardı. Evet, önemli konular. Ama onları da hatırlattım şimdi size de. Daha sonra yapalım başkanım. Vakit varsa bir cümle söyleyeyim. Peki söyleyeyim, buyurun efendim hadi. Şimdi sulama projesiyle ilgili olarak, bu artık Ereğli, herkes bunu biliyor. Çok büyük bir proje. Ereğli'nin geleceği olan bir proje. Evet. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Konya Büyükşehir'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizim sulama birliğimizin ben nereden bulacağım dediği 3 trilyon parayı Büyükşehir Belediye Başkanı orada meclisten geçti. Hepimiz oyumuzu verdik, tamam dedik. Şu an itibariyle sulama birlik başkanlığımızdan acil eylem istiyoruz, hareket istiyoruz. Evet. Gidecek devlet suçlarıyla imzayı atacak, 3 trilyon orada diyecek. Şimdi şöyle tereddütler oluyor. Biz 3 trilyonu iyi bulduk Büyükşehir'den, geri kalanı nereden bulacağız? Ya bir teker dönsün. Bir başlasın. Bunu buradan halkımızın dikkatine sunuyorum. Türkmen Kavşağı'ndaki olay şu. Türkmen Kavşağı'nda orada bir çalışma başlattık. Yalnız o yapılan çalışma Ereğli'ye yeterli olmayan bir çalışmaydı. Projeyi büyüttük. Aynı Konya'daki gibi bir döner kavşak üstten alttan geçit yapalım diye uğraşıyoruz. Tabii proje büyüyünce istimlak alanımız arttı. Orada belediyenin istimlak edileceği yerler vardı. Onları tamamlıyoruz ama oranın yapılmama nedeni oradaki yer sahiplerinin, bina sahiplerinin çok ciddi rakamlar istimlak davası açmaları neticesi olay mahkemede. Bu konuyla ilgili bunu da takip ediyoruz. Başka? Çok soru var ama artık bir başka başka programda yine devam edelim efendim. Muzaffer Bey, Radyo Kent çok teşekkür ediyoruz. Metin Bey, Er Radyo çok teşekkür ediyoruz. Vallahi gerçekten biz teşekkür ederiz. Gerçekten başkanla, işte arkadaşlarla, sevgili Ömer Selin'le inanılmaz bir zevk. Ereğli hakkında bilgilendirdiğimizi biz zannediyoruz. Biraz böyle her şeyi sorduk yani. Hemşerilerimizle aile ortamında konuştuk. Aynen. Özür lisan ettiysek affola diyoruz. Bu arada çok mesaj da geldi. Okuyamadık Facebook sayfamıza, Twitter'a. Onları ben alayım. Onları size onları takdim edelim. Gurbetten izleyen çok izleyicimizden mesaj var. Hepsine sevgiye saygılarımızı gönderelim. Evet. Son olarak çok kısa bir şekilde kapatalım. Buyurun. Efendim teşekkür ediyoruz. Sizlere. Başkanım çok özür dilerim ama şu an aklıma geldiği için soru önemli bu. Evet. Ben geçtiğimiz gün ben telefonla paylaştım. Çok özür dilerim. Bu Ereğli yazısıyla ilgili, yani işte Konya'da var. Herkes resim çekiniyor. Ereğli yazısı şu anda vardı, bir kaza geçirdi, o da kalktı. Evet. O olacak mı yani? Ona başladık. Hatta bizim arkadaşlarımıza dedim ki ben bunu bizim belediyemizin internet sayfasında yayınlayın. Böyle bir iki ay dursun. Böyle Ereğli logosu, Ereğli ile ilgili nasıl bir şey olabilir diye. Yani 3-4 yere konması gerekir yani. Olsun diye düşündük. Bakın Ereğli'nin girişine çıkışına elimizi açmadık, şükürler olsun, bir şey yazdık. Ne yazdık? Türkiye'nin süt eden birincisi. Bu gerçeği orada vurguladım. Bundan 3-4 ay önce Rıfat Sercioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı geldi. O yazıyı görmüş, bilmiyordum bunu. Yani bu bir reklam, bir marka, bir tanıtım. Evet. O etkinlikleri yapacaktık, süt festivaliyle hazırlıklar yaptık, işte terör ve şehitlerimizden dolayı erteledik. Mesela bir konser yapacaktık, işte erteliyoruz. Evet. İnşallah bir sürecimiz normalleştiği zaman sosyal belediyeciliği yapacağız. Benim diyeceğim izninizle şu, özellikle gençlere sesleniyorum. Genç kardeşlerimize sesleniyorum. Gençler bu ülkenin, bu şehrin en büyük zenginliği. Biz genç deyince kim anlıyoruz? 16 yaşından büyükler anlıyoruz. Bu gençlerin sinerjisine, enerjisine, önerisine, teklifine açığız. Gençlerimizi belediyeye bekliyoruz. Gençlerimizden mesaj bekliyoruz. Gençlerimizden öneri bekliyoruz. Gençlerimizden eleştiri bekliyoruz. Peki. Artık noktalıyoruz. Biz teknik masadaki arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Atilla gerçekten Bey'e, güzel Osman'a, görüntüler. Atalay'a, Ereğli'nin en çok izlenen televizyonu Metro TV'de. Evet. Bu programı yapmak gerçekten bize gitti. Ereğli yazısı demişken aklıma geldi. Osman,
sen daha Muzaffer Bey. Görev aldın. Ereğli yazısı dedin ya, şey aklıma geldi benim. Sen de fotoğraf çekilmişsin ya Mevlana evet. Meydanı'nda. Yani, Konya diye bir yazı var ya, Eskişehir'de evet, var. Evet. Ondan Ulu Cami'nin önü olabilir. Ulu Cami'nin oraya, ya Ereğli'nin girişine 3-4 kere evet. Yani söylemiş olalım. Bu konuda biraz daha öneri gelirse belki daha güzel fikirler evet. çıkabilir. Atilla abiye çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olsun. Çok evet, teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyoruz. Hemşehrilerimize, saygılarımıza, sevgilerimizi iletiyoruz. Özellikle Ereğli dışından izleyenler başta olmak üzere. Aynen efendim. Biz de Muzaffer Bey'e, Metin Bey'e ve Sayın Ereğli Belediye Başkanımız Özkan Özgün'e çok teşekkür ediyoruz. Programın sonuna geldik. Bu programın tekrarını yarından sonra inşallah Metro TV'nin Facebook, YouTube ve internet sayfasında da yeniden izleyebilirsiniz. Biz yine inşallah böyle ara ara Sayın Başkan'la bir araya geleceğiz sevgili izleyiciler. Ereğli'yi, hizmetlerini, yapacaklarını konuşacağız tabii ki. İki seçim atlattık. Artık önümüz serbest. Bundan sonra bol bol Ereğli ve Ereğli Belediyesi diyoruz. Bizi izleyenlere bir kez daha çok teşekkürler. Bir başka programda buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar.